51. dakikadan herkese iyi akşamlar. Artık grup maçlarını geride bıraktık. Eleme mücadeleleri sizlerin karşısında olacağız. Yaklaşık 1-1,5 saat önce de Ankara Merkez stüdyolarımızda değerli meslektaşlarım sevgili Armağan ve Fatih'in önderliğinde kura çekimi gerçekleşti. Bir ara kurayı izlerken hani kalp krizi geçirecek gibi de oldum sevgili Rejdeki değerli dostum Kaya da öyle bir eşleşmeler yaptı ki hani ikinci turda karşı karşıya gelebilme ihtimali olan takımları bir anda eşleştirince muhtemelen herkes de böyle bir şoke oldu. Playoff turu neredeyse kolaya gelecekti bir anda. İşler karışırken hemen sağ olsunlar müdahaleler, engeller gerçekleşti ve ardından da sağ salim kurayı bitirdiler. Ve kura şansı da çok iyi haber gitti aslında Armağan ve Fatih için şunu söyleyebiliriz. Aynı gruba düşmemesi gereken yani aynı gruptan gelip birbirleriyle eşleşmesi gereken takımlar vardı ilk tur aşamasında. Bu da bu şekilde gerçekleşince bir hayli de güzel denk geldi ve hızlı ve seri bir kura oldu diyebiliriz. Bu hafta sürpriz isimlerle karşınızdayım. Sevgili Görkem Aytekin'in bir seyahati olduğu için 51. dakikaya çektiğimiz bu sezonki arkadaşımın bir seyahati olduğu için bu hafta programı sürpriz isimlerle yapmaya karar verdik. Ve onlar da sağ olsunlar kırmadılar beni ve yayınımıza gelecekler. Şimdi onları da hemen şöyle yayınıma alacağım. Önce kendim büyük onları küçük yapacağım. Çünkü onların yanında ne kadar büyük bir olduğumu göstermek istiyorum. Ardından da normal yayınımıza dönüyoruz. Öncelikle sevgili Fatih Esmer hoş geldin. Hoş bulduk Nalbant, nasılsın? Teşekkür ederim. Ardından da geçtiğimiz sezonun yorumlarıyla dikkatleri çeken ama tahminleriyle hayal kırıklığı yaratan sevgili Ya bir Uğur şey söyleyeceğim. Dizgin, sen de hoş geldin. Sürpriz isimler dedin ya, böyle dilin çıkınca bir anda hayal kırıklığı oldu bence, değil mi? Sen de oldu da kardeş. Olmayan vardır muhakkak. Özlemişim sayesinde ekranlarda. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Takip ettiğim kadar edebilmeye çalışıyorum. Bir iş yoğunluğum var o yüzden ama Onur 3 gol atmış duyduğum kadarıyla. Onu öğrendim. Onu duymaya kalmadı galiba. Sadece Six'teki Onur değil, bu hafta şaşacaksın ama Decathlon'daki Onur da gol attı, hem de iki gol Evet, o attı. da onun da haberi geldi bana. Orada Bu da hafta bir Onur şaşkın duyduk yani. yaşadım. Bu sezon güzel maçlar oluyor. Hani sizle devamlı sohbet halindeyiz zaten. Kıran kıran maçlar var. Açıkçası özlemiyor değilim, özlüyorum. Hani işlerimi yolundan dolayı gelemedim. Gelmeyi çok istiyordum. Hatta sizi ziyarete gelmeyi çok istiyordum hafta sonu. Olmadı, nasip olmadı. Onu biz İnşallah zaten ilerleyen beklemiyorduk. haftalarda. Öyle bir ihtimali görmüyorduk. Ya Konuşmuyorduk bile işte o geleceğini. yüzden sizi boşa çıkartmayayım diye beklentinizi gelmedim. Herkese selamlar. Şimdi tabii artık bu aşamaları sevgili Uğur dedin, sen de çok iyi biliyorsun. Hani bir kere finalin yol haritası az önce gerçekleşti. Birazdan ağacı da ekranlara vereceğim zaten. Hani playoff ağacının üzerinden konuşacağız. Ardından da mücadele değerlendireceğiz. Değerlendirmeye geçmeden yavaş yavaş hani yayın linkimiz de kişilere ulaştığı için takımlarımıza ve oyuncularımıza onlar da katılımlarını bekliyorum ben de hani biraz da onlar da katılsın öyle başlayacağım. Bu arada şu hatırlatmayı da yapalım. YouTube üzerinden yorumlarınızı yapabilirsiniz. Bu bilgiyi de aktaralım. Hatta şöyle YouTube'dan yorum yaparak canlı yayına katılabilirsiniz. Linkini de aşağıda bırakalım. Sevgili Uğur dedin, uzaktan izledin ama hem hafta içi yaptığımız genelde telefon sohbetlerinde işte zaman zaman maçları pazar günü biz orada üşürken sıcak evinde kahve eşliğinde izlerken nasıl maçları değerlendirdin? Tabii kopamadığım bazı takımlar var hani sürekli diyalogta olduğum ve izlemekten de keyif aldım. İşte örnek veriyorum uzun bir süreden sonra SGS'ye geldi, SGS'yi izledin. Şöyle genel havayı da biraz senden değerlendirmeni isterim açıkçası. Şimdi devamlı konuşuyoruz. İlk haftalarda bazı sürpriz diyebileceğimiz sonuçlarla başladı Business Cup. Hani kağıt üzerinde belki favori takımların mağlubiyetleri, beklenmedik oyuncu performansları. Başlangıç olarak muhteşem bir Business Cup. Daha sonra tekrar o rutinine giren, aynı heyecanı her haftalar boyunca yaşatan bir Business Cup. Gelmeyi çok istiyordum gerçekten. Maç anlatmayı çok özledim. Maç anlatmayı çok istiyordum. Hani Antalya'da senle Fatih Sıcak evinde otururken o rüzgarlı, buz gibi Antalya'da anlattığımız maçlarda ne kadar maçı anlatmayı özlediğimi orada anladım. O soğuk havada bile anlatımları içimizi ısıttı. Yorumları ben sizden alacağım. Fatih, grup maçlarını geride bıraktık. Çok güzel grup maçları oldu bir kere. Yani her haftanın heyecanı. Hatta bu haftanın yaklaşık üçüncü ya da dördüncü maçında seninle sahada şunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani ilk kez belki de
son haftaya bu kadar çok takımın iddiasının taşındığı ve bununla birlikte de sadece puan olarak değil, avarajdan atılan gollerin, yenilecek gollerin de aynı ne kadar önemli olduğunun en büyük örneğini izledik gibi geliyor. Sen nasıl değerlendireceksin? Evet evet, yani ben de hani herhalde 6. 7. sezonumu geçiyorum Business Cup'ta. Bir de şöyle bir şey de oldu. İlk defa hani yeni katılan takımlardan çok verim elde edilen bir sezon oldu. Yani genelde takımlar böyle çok acemice davranılırdı, şey olurdu ama yeni gelen takımlar gerçekten çok fazla etkisini gösterdi bu turnuvada. Bu da ayrı bir renk kattı. Bence bunun etkili olması heyecanın son ana kadar kalmasına neden oldu. Yani sadece bir Yıl Kömer vardı galiba son hafta hani elendi. Yani matematiksel olarak şansı biten. Onun dışında 30 takımın 29 tanesinin üst tur şansı vardı yani şey olarak, matematiksel olarak. O yüzden çok heyecanlı oldu. Bu da bize enteresan şeyler yaşattı tabii ki. Yani şimdi maç maç konuşacak mıyız bilmiyorum ama herhalde bir direkt şeye geçeceğiz, üst duruma geçeceğiz. Sen nasıl yönlendireceksin? Yani grup maçlarında hani artık takımların da tabii şu an hani heyecanla beklediği olay, genelde biliyorsunuz ki eleme heyecanı oluyor. O heyecanı aslında birazcık dile getireceğiz bizler de programın evet, birkaç dakikası arasında. Elemeleri değerlendireceğiz. Şöyle de aslında bakacak olursak çok ilginç senaryolar da vardı aslında. Hani elenenler çıkanlar kadar bazı hayal kırıklığı yaratan performanslar da vardı. Fatih, sence sezonun genelini değerlendirecek olacak olursak senin için en büyük hayal kırıklığı yaratan, hani şu takım performansı beni şu ana kadar memnun etmedi dediğin bir takım var mı? Yani bunu elenenlerin özelinde mi söylüyorsun yoksa hayır üst tura geçse de? Elenenler özelinden gidelim istersen. Ardından hani birazcık daha diğer türlü konuşuruz. Yani elenenlerden açıkçası şöyle Ekol'a üzüldüm de diyebilirim. Hani üzülme anlamında. Çünkü gerçekten 3 puan alıp elenen tek takım. Yani Business Cup'ta 3 puanla elenmek genelde zordur ama onlar 3 puan alıp elendiler. O anlamda üzüldüm. Gerçi onlar olmasa Gulf Sigorta elenecekti. Ona üzülürdüm. Hani o biraz onlar için talihsizlik oldu. Performans olarak bakacaksak yani Esse grubun performansını bu sezon hiç beğenmedim. Geçen sezon çok güzel başlıklar atmıştık biz onlara. Böyle Kenan Şen şakraklar, işte Esse üst tura geçmeler falan. Ama bu sezon çok büyük hayal kırıklığı oldu benim adıma. Ben öyle gördüm Esse'den. Şöyle ekrana da vereyim Fatih. Sen de görebiliyorsan eğer. Hani evet, şimdi şöyle bir puan durumları vardı. Hani torba evet, hazırlanan. Şimdi oradan biraz da görüntülerle geçeceğiz. Elenen takımları konuşuyoruz burada. Şimdi Kaptan Demir, örnek veriyorum, işte Yıl Kömer. Aslında Kaptan Demir ile Yıl Kömer'in elenmesi çok büyük bir sürpriz olmadı. Sevgili Didin, sen de buna bu şekilde katılabilirsin. İki takımın da eskiden evet, tanıdığı takımlar. Evet, aynen öyle. Hani şey vardır ya, kaldığı yerden devam etmek lafı vardır ya, genelde iyi anlamda söylenir. Kaptan Demir 2 için de bunu kötü anlamda söyleyeceğiz. Yani kaldığı yerden devam ettiler. Geçen sezon hiç bozmadan aynı istikrarlı bir şekilde elendiler yani. Ya, şimdi dönüyorum. Parkla Esse grup ciddi anlamda beni şok etti. Şöyle biraz daha yaklaştıracağım bu tarafı. Medical Park'ta aynı. Medical Park'ta şu ana kadar 3 ya da 4 sezon katıldı. Galibiyeti yok. Yani 3 puan alamadı bu takım. Medical Park takımı katıldığı 3 sezon, 4 sezon, yanlışsam düzeltelim bakalım ama hiç galibiyet Medical alamadı. Medical Park o bakımdan Esse grupta şu grup, ya gruptan çıkamaması ciddi anlamda beni şaşırttı. Ben burada görüyorum bunu. Takip etmemiştim bunu yani. Şimdi bir de şunları da konuşmak lazım. Yani mesela Medical Park örneğinden gideceğiz. Kimle konuşsak Fatih? Aslında kötü takım değiller diyaloğuna giriyorlar farkındaysa. Aslında kötü takım değiller. Hep bu sözü duyuyoruz. Yani bunu en iyi takımlardan da duyduk. Yenildikleri, yendikleri ve dışarıdaki takımlardan da duyduk. Hani Medical Park için bu konuşuluyor ama işte burada da görüyorsun maalesef. Çünkü gerçekten SGS maçı dışında bütün takımlara zorluk çıkardı Medical Park. Yani hep şey gibiydi. Hani 3 puan, ya 3 puan alacaktı ya 0. İkisinden o kadar ortadaydı ki ya böyle %50-50 hep böyle 0'a kaydı o puanlar maalesef. Biraz şanssızlardı. Çok fazla direkten dönen oldu. Tam böyle maç kazanacaklar. Kendi aralarında farklı diyaloglar yaşandı. Düştükleri oldu. Tam böyle maçı çevirecekler. Penaltı kaçırdıkları oldu. Yani Medical Park böyle güzel bir şey. Ne derler ona? Nazar şeyi duası okudup bir sonraki sezon gelebilir aramıza. Ya kısacası aslında beklenenlerin böyle farkındalığın çok olduğu bir sezondu. Evet. Ben artık yavaş yavaş da şeye geçmek istiyorum. Eşleşmelerin olduğu değerlendireceğimiz bölüme de geçmek istiyorum. Onun öncesinde birkaç yorumlar var. Onları ben bir alayım. Onur Sağlam işte beklenen üstü saygılar, selamlar demiş. Mesaj vermiş. Mesaj yani vermiş.
Programın ismini üçlü. Arka üçlü olarak değiştirelim bence. Üçlü. Geçer Güney hayırlı akşamlar demiş. Ataselim selamlar, iyi yayınlar demiş. Ferhat Yaşar da herkese hayırlı akşamlar demiş. Didin, sana Ferhat Yaşar'la ilgili bir bilgi vereceğim, şok olacaksın. İyi akşamlar herkese, Ergin Kılıç demiş ve son bir yorumumuz daha var. Savaş Doğuş Karadeniz Medikal Park Çağrı Merkezi'nden topçu getirse böyle olmaz diye de iddialı bir yorum da var. Tabii bunu da değerlendireceğiz. Sevgili Urdidin, şunu söyleyeyim. TGS'de çok farklı değişimler var. Merak ediyor musun? Şu an dinliyorum, pür dikkat farkındaysan. SGS'de sevgili Murat Coşan teknik direktörlük görevinden istifa etti. Peki bu ilk olmadı, buna şaşırmadım, evet. Sevgili Murat Coşan kulübün başkanı oldu. Kulübü satın aldı ve kulübün başkanı oldu. Evet. Kulübe teknik direktör olarak da Ali Koç'un Emre Belezoğlu'na yaptığı gibi sezonun tam ortasında ateşten gömleği verdi Ferhat Yaşar'a SGS'de. Ferhat Yaşar teknik direktör oldu. Bu Ferhat Net Holding'e takdim verip kupayı SGS'nin elinden alan Ferhat mı? Aynen o Ferhat. Güzel, emin ellerde. Bravo. Bakalım bu senaryo şimdi eşleşmelerde değerlendireceğimizde de üzerinden geçeriz ama bu teknik direktör hikayesi bence çok şeye gebe gibi geliyor, bilmiyorum. Yani bu sezon duyduğum kadarıyla SGS o bildiğimiz bir Real Madrid değil yani. Tabii. Değil. Onu öğrendim. Şampiyonluk şansı en üst takımlardan bir tanesi olur muydu her sezon? Belki bile yazar mıydık her sezon? Tartışmasız. Bu sene ilk üçte SGS'nin adını hiç duymuyorum. Şimdi bakalım. Resim birleşti. Şimdi puzzle birleşti. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi eşleşmelerle gideceğim. Önce playoff eşleşmeleriyle başlayacağım. Ardından da ikinci tur eşleşmelerini konuşacağız. Yani ağaçları da değerlendireceğiz aslında biraz da burada. Ağaçların hani güçlülük oranı sağ mı sol mu, finale giden taraf nasıl işleyecek? Buna dair yorumlarımızı da yapacağız. Sizler de katılabilirsiniz programa bu şekilde. Hani sizlerin de yorumları bizler için önemli. Yorumlarınızı bekliyoruz. Evet, şimdi şöyle dönüyorum. İlk olarak Kanal 7 ile Metropol Kart eşleşmesi var playoff ağacında. Şimdi Kanal 7 tabii ki de şu torbada, şu playoff'ta kimi çekin deseniz herhalde en çok istediği taraf olacaktı gibi geliyor bana. Metropol Kart, sevgili Fatih Esmer. Yani evet, ama Kanal 7'nin performansı çok değişkenlik gösteriyor. Ben anlamadım. Yani hiç beklemediğim üniversite çok iyi oynarken hani daha iyi oynar dediğimiz maçta çok kötü oynuyorlar. O yüzden Kanal 7'nin performansını biraz şey yapması lazım. Ne derler ona? Aynı stabilite tutması lazım. Çok inişli çıkışlı bir performansa sahipler. Belki rehavet diyeceksiniz, belki başka bir şey diyeceksiniz ama ben son maçta Kanal 7'yi hiç beğenmedim açıkçası. Metropol Kart tarafında son maçta Fatih şunu fark ettin değil mi sen de? Ben maçı da ben anlattığım için çok dikkatimi çekti. Furkan böyle bezmiş. Ya sanki sahaya gelen 7 veya kenarda da işte kaç evet. Kişi var şimdi bilmiyorum. Normalde 15 kişi oluyor ama hani 12-13 kişi var diyelim totalde. Sanki hepsi o gün oraya zorla getirilmiş. Yani zorla takım otobüsüne bindirmişler, sahaya çıkartmışlar. Aman şu maç bitsin de bir an önce evet. Gidelim. Nereye gidiyorsak gidelim yani. Güneşin tadını bir an önce çıkaralım modu vardı sanki. Vardı, öyle bir hava vardı. Gruptan çıkma garanti değil miydi? Gruptan çıkılmıştı değil mi? Garantiydi. Ama hani mesela oraya gelen işte atıyorum 11 tane maç oldu. Üstriyakiler maçı sadece yüklendi. 11 maçtan yine bir 6-7 tanesi gruptan çıkmayı garantileyen takımdı. Hiçbir takım Kanal 7 gibi oynamadı. Yani son derece ciddiye alıp gerekirse 3 puan alıp mesela ne bileyim Türkiye Finans var mesela. Hani yense de aynı torbada olacaktı belki. Yenilse de berabere kaldı ama öyle bir top oynadılar ki sanki şampiyonluk havasında. Kırmızı kartlar havada uçuştu falan. Yani o kadar hırslı, o kadar şeyli. Yani bu biraz şey, hani salının gelişi, işte çarşambanın gelişi salıdan belli olur derler ya. Kanal 7 bence bilmiyorum hani bu kadar rehaveti inşallah üzerinden atabilir. Orada bir Metropol Kart'ta iki ters topla elenebilirler yani, ben size söyleyeyim. Bakalım göreceğiz. Kanal 7 demişken de bu arada hemen şöyle teşekkürlerimi de iletmek istiyorum. Ülke TV, onların diğer yan kuruluşu. Güzel.
bizlere sağ olsunlar jestler yaptılar. Böyle kupa, Kanal 7 ve Ülke TV bardakları vardı. Bana denk gelen Ülke TV oldu. Aslında Ülke TV'nin denk gelmesi de iyi oldu. Geçtiğimiz sezon hatırlarsınız böyle sevgili Urdu'nun ve Fatih Esmen. Böyle aksakallı bir oyuncuları vardı Kanal 7'nin ilk katıldığı senede. Hatırlıyor musunuz böyle sakalıyla, saçıyla, böyle yaşlı ama çok keyif veren. Sahada çok görmedik ama onun bizzat genel müdür olduğu bir kanal. Ondan dolayı da çok da takdir ettiğim bir isim olduğu için hem yayıncılık ilkesi anlamında çok fazla dinledim kendisini. Bundan dolayı da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sen nasıl değerlendireceksin sevgili Urdu'nun? Kanal 7'nin Metropol mü? Bu arada Metropol... Fatih sen de onu atladım. Önce sen tekrardan. Fatih mi konuşuyor? Yok yok seni bekliyorum dedim. Kanal 7'nin Metropol mü? Narinç Kaptan'ın takımı değil mi Metropol Kart? Evet Anne evet. Zaten kaptan tecrübesiyle sahada yine yapacağını yapabiliyorum ama Kanal 7 bu sezon turnuvaya farklı hazırlandı. Çünkü ben onların takımlarının sosyal medyasını takip ediyorum. Yine aynı şekilde yorumlar da var. Yine aynı şekilde Sezer'e de selamlar buradan. Ciddiyetlerini koruyorlar. Bu sene çok farklı hazırlandılar. Onu biliyorum. Çünkü sosyal medyadan takip ediyorum. O rehavet olayını bu maçta yaşayacaklarını düşünmüyorum. Belki de çok yormadılar kendilerini. Çünkü önemli maçlar var artık. Hatanın terapisi olmadığı maçlar geliyor. Grup maçlarını belki sakatlıksız, kazasız, belasız, ter idmanı gibi şeklinde geçirmiş olabilirler. Maçı izlemedim ama Kanal 7'yi az çok bildiğim için o şekilde olabileceğini tahmin ediyorum. Evet, maçı izlemeyen bir kişi öyle söyler. Aynı senin söylediğin gibi. Evet. Ama biz maçı izlediğimiz için o farklı bir şeydi. Yani hani rehavetten de öteydi. Tamam tabii ki geçtiğin turu hani üst turdasın, sakatlık yaşamak istemiyorsun ama hani üstte 4 maçtır. Mesela bir galibiyete ihtiyacı olsaydı. Mesela normal şartlarda rahat rahat oynayan bir takım hani çok şey yapmayan bir takım top çevirebilir değil mi? Mesela kendi alanına top çevirir. Topa daha fazla sahip olur. Ama Kanal 7'de o da yoktu. Hiç topa hakim olmadı. Hiç organize atakları yoktu. Ben yani hala, o yüzden diyorum. Bak şöyle bir şeyin riski de var. Mesela hani burada eğer bu mağlubiyet, İGA'dan aldıkları mağlubiyet onları demoralize ederse, ettiyse belki de etmiştir. Hani şimdi karşılaşacakları şeyde özgüvenlerini de yitirmiş bir şekilde çıkabilirler. Bu da riskli aslında. Bu yüzden söylüyorum yani tabii ki kazandığın üst turdasın, kasma, sakatlık yaşama ama hani topa sahip ol, iki oryantas ya bir şey çalış, hadi gel işte bunu deneyelim de. Ama ben hiçbir şey göremedim. Bilmiyorum Nalban sen neler söyleyeceksin yani. Yanlış mı izledim? Ben söylüyorum. Kesinlikle Furkan Kaptan'ı da biliyorum. O şekilde kendilerini yormadan, sakatlık olmadan, yani çekinerek, sakınarak bir ter idmanı şeklinde belki o turnuvayı geçirdiğini düşünüyorum. Eğer Kanal 7'nin gerçekten puana ya da puanlara ihtiyacı olsaydı o maçta ben o şekilde bir skor çıkacağını düşünmüyorum maçta. Ben şimdi genel olarak değerlendirelim aslında. Kanal 7'nin sezon performansını değerlendirecek olsak da şu vardı. Bir kere sezon içinde de çok inişli çıkışlı, hatta daha çok inişe yönelik bir grafikleri vardı. Mesela geçmiş sezonlarda daha çok inişli çıkışlı grafik sergiliyorlar. Bu sezon böyle bir takım içinde sinerjide de problem var, enerjide de problem var. Bence bu maç onlar için inşallah büyük bir ders olmuştur. Doğru hamleler yaparak ki ben şunu gördüm. Mesela Furkan'ın isyanları vardı, kaptanın isyanları vardı. Bu isyanları eğer hafta içi toplantılara çevirip tekrardan oyunun içinde şablonları geliştirirse, hani çünkü şimdi Kanal 7'nin gerçekten baktığın zaman şu diğer ağaç portföyünde Kanal 7'nin portföyü çok fena değil. Hani tur atlama anlamında. Papara'yı da yenebilirsin. Sonra Metropol Kart'ı da yenebilirsin. Ardından gelecek takımları da yenme şansın var. Aynen. İyi bir yani Kanal 7 için. Yani şanssız değil Kanal 7 için, evet. Bir playoff ağacı desem bence çok kötü, güzel bir playoff ağacında şu anda Kanal 7. Hani kendi iç, o mesela ilk katıldığı sezonki ilk iki maçındaki performansını hatırlasana sevgili dinleyen. Yani geçen sezonki ya da ilk iki maçındaki performans değerlendirmeye bakacak olsak, bireysel yetenekleri de ön plan çıkartırsak doğru hamlelerle gelebilir. Metropol kat cephesinde ise yani Ahmet Narinç'in de dahil olduğu inişteki bir takım, yani Ahmet Narinç'in de bence performans olarak ilk katıldığı sezonki performansa göre daha alt seviyede olduğunu düşünecek olsak, Metropol Kart'ın Kanal 7 karşısındaki şansı bana göre %10'larda, %20'lerde, daha ötesini göremiyorum. Ama bir mucize olur. İki tane transfer hakkı var. O transferlerden gelecek oyuncular çok kalifiyeli ve çok üst düzey yıldızlar olur. İşte o zaman işin rengini farklı konuşabiliriz diye düşünüyorum ben. Evet. Evet. Ben de katılıyorum aynı şekilde. Herhalde burada en fikiriz. Herkes Kanal 7'yi bir üst turda. Kanal 7'yi
Paparanın evet, evet, olacağını kanal, ben de Kanal 7'den yanayım tabii ki. Tabii onun sonrasında hani gelebilecek eşleşmede de Papara karşısına çıkacaklar. Buradaki eşleşmeden kim turu geçerden ziyade biraz daha ben hani dengeli mi dengesiz mi eşleşme değerlendirmesini yapalım derim. Çünkü hani çok uzar o zaman hani eşleşme sonrasından mı onun için diye. Ya bu iki takım da bence Papara'nın karşısında hani Kanal 7'nin geleceğini düşünecek olsak bence çok da uç bir eşleşme değil gibi geliyor bana hani playoff'tan gelen bir takım açısından. Papara'yı sen duydum. Bilmiyor herhalde, hiç izlemedi. Ama duydum, iyi bir takım olduğunu duydum. Evet, böyle şey gibiler, ne bileyim hani böyle Sevilla ekoli gibi İspanya'dan hani böyle şey. En çok sevdiğim böyle takım stilleri biliyor musun? Yani çok yıldızları yok, belki bir tane, belki iki tane ama canla başla mücadele edip sonuna kadar maçı bırakmayan. Roma, Sevilla, bu takımları aynen, severim. Takıma göre o maç seçen, yani maça göre taktik yapan bir takım. Bir de çok düzgün bir ilk yedisi var. Yani böyle çok stand-up oyuncuları var. Hani böyle çok fazla gir çıka girmiyorlar. Skor çok açılmadığı sürece. Ben açıkçası buradan gelecek iki takımın da Papara'yı geçebileceğine çok bir ihtimal vermiyorum. Ama Nalbant'ın da söylediği gibi bu transfer haklarında gelecek oyuncular da bizi tabii ki değiştirebilir. O bir sonraki maçlardan sonra yine değerlendiririz o takımları gördükten sonra. Bunu gördük ama hani Kanal 7'nin şu zamana kadarki yaptığı ara transferlerde çok başarılı bir tercihler sunamadığını gördük. Bakalım bu sefer o tercihleri direkt katkı yapacak tercih olarak kullanabilecekler. Yani Metropol Kart zaten Efe var benim beğendiğim ama onun da Fuat gibi biraz güçlenmesi lazım. Zayıf kalıyorlar maalesef. Geçiyoruz bir diğer eşleşmeye. Kaptan Demir 1 ve Esen'e eşleşmesi var playoff'ta. Bu sezonun gerçekten ciddi anlamda sükseli bir futbol oynayan Kaptan Demir Esenay karşısına çıkacak ama Esenay karşısına çıkarken de sevgili Uğur Didin kalecisi Gencay Şevik'ten yoksun çıkacak. Gencay Şevik son oynadığı maçta hiçbir iddianın olmadığı ve aslında mücadelenin çok fazla önem taşımadığı bir mücadelede kartı kendi yarı sahasını terk edip diğer yarı sahaya girer. Oradaki aksiyona katılıp bir de yaptığı hamlelerle yani haklıyken bile olsa haklı olduğunu düşün yani. Haksız duruma fazlasıyla düşerek çok hani her zaman söylediğimiz bunu da son haftalarda hep gördüğümüz gereksiz diye adlandırdığımız o kırmızı kartı görerek hem takımını yalnız bırakıyor hem de takımının kaleci anlamındaki en önemli fonksiyonu olduğunu bile bile lades yapıyor. İki takımı da tanıyorsun aslında sevgili Uğur Didin. Esenay'ı da biliyorsun geçmiş sezonlardan. Evet. Kaptan Demir de biliyorsun. Sence bu turu kim geçer? Şimdi Kaptan Demir geçtiğimiz sezona nazaran bazı eksikleri olduğunu düşünüyorum. Bir kere hoca yok kenarda. Doğru değil mi? Kaan. Tabii. Hoca Mars Lojistik'te artık Kaan Hoca. Aynen. Mars Lojistik'te. Bir kere Kaan Hoca çok büyük güçtü. Kaptan ama yine bir teknik sorumluları var tabii. İsmini hatırlamıyorum tamam, ama bir teknik sorumluları var. Şimdi kaleci kısmına da geleceğim. Nalbant. Türkiye finallerindeydik seninle. 2 hafta önce yaklaşık. Leones İstanbul takımı 2 tane kırmızı kart gördü yarı final maçında. O kırmızı kartı görmeseydi seninle fikriniz vardı hatırlıyor musun? Kupayı şampiyon olurdu. İhtimal olurdu. Bak bu tarz maçlarda aksiyonu yüksek olan yerlerde profesyonellik şunu getirdi. Gitmeyeceksin oraya. Aksiyona girme. Aksiyondan kaçacaksın. Bir de yani dedin gerçekten hani hiç beklenmeyen bir isim. Yani Gencay'ın rakip yarı sahaya kaleci, yani normal şartlarda çok sakin, hani soğukkanlılığını koruyan biri. Hani öyle bir depar attı ki yani Hüseyin Bold'u geçerdi yani öyle söyleyeyim. Öyle koştu yani. Ya kadrodan yani ne olduğunu anlamadık. Süre, ben ayırmaya geliyordu diye düşündüm herhalde yani. Kadro dışı kalsa kadro dışı bırakan haklıdır derim yani öyle söyleyeyim sana. Ya kim? Bu kadar mesela Esenay karşılaşmasında şimdi diğer kaleci o da bir başarılı kaleciydi. Şu an adı aklıma gelmiyor ama arkadaşın yani hatalı bir gol yedi diyelim mesela ve elendiler diyelim. Ne olacak? Yazık değil mi o kadar sezon, o kadar emeğe? Bu o kaleci için şu anda bir şans. Evet. Kendisine röportajda da söyledim. Bu, ben hani eldivenleri bu, şu anda devraldım. Çünkü Gencay gibi bir kaleci varsa sen her zaman ikinci de kalmak durumundasın. Bak, bu maçı kaleci olsam takımıma kazandırsam o formayı artık hak ettiğimi düşünürüm. Tamam ben de diyorum ki sana işte hatalı bir gol yedi ve elendi Kaptan Demir. Öyle bir senaryo oldu. Ne olacak? Orayı Gencay düşünecek. Yazık değil mi? Gerçekten çok, çok yazık. Yazık. Ya. Çok yazık. Bu arada Ayhan Güleç o bilgiyi de vereyim. Ayhan Güleç karede görev aldı. Evet, evet. Bu arada Ayhan şimdi, iyi kaleci. Değil, gerçekten iyi kaleci. Şimdi tabii şöyle de bakmak lazım.
İki takımı değerlendiriyoruz. Ancak Esenay için bu bir şans. Ama Esenay bu şansı ne kadar değerlendirir performans olarak, bu da soru işareti. Çünkü Esenay'ın da performans grafiği inişli çıkışlı, ama ben şunu söyleyebilirim belki sevgili Uğur Didin. Sanki Esenay'ın o forvet hattında oynayan, Fatih sen demiyorsun, Onur. Onur Dede işte Berkan, mi? Onur Dede mesela. Şimdi karşısında Gence'yi göreceğine, şimdi diğer kaleci, yedek kaleciyi göreceği zaman sanki şut, iyi de şut çektiğini düşünecek olsak, uzaktan şutlarla rakibini yakalamaya çalışacak diye düşünüyorum. Ama tabii burada şu gerçeği de atlamayalım. Tartışmasız bu sezonun olağanüstü performans sergileyen bir de Hasan Çebi'si var. Yalnız Onur Dede dedin de, Onur Dede de Uğur. Yani orta sahadan atıyor, frikikten atıyor, çaprazdan atıyor. Böyle bir şut çekme özelliği yok yani. İnanılmaz vuruyor toplara. Gerçekten en etkili ismi yani. İşte bu tip Onur maçlarda da hep her böyle... Sezon, o, daha önceki sezonlarda yanlış mı hatırlıyorum? Hatırlıyorum. Doğru, gel, geliyor mu? Doğru hatırlıyorsun. Doğru. Tamam, bunu biliyorum ya. Onur'un performansını biliyorum ama. Esenay'ı şöyle değerlendirelim Nalan. Öyle bir takım ki, yani şu anda ne yapacağını belki şu 16 takım içinde bilemeyeceğim takımlardan bir tanesi. Enteresan bir takım. Yok, ama yine de tam yine bir de rulet. Oyumuzu Kaptan Demir bilemeyeceğiz bak, galiba. tam bir rulet takım. Ne olacağı hiç belli değil yani. Ben buradaki şansın Esenay'dan yana olduğunu düşünüyorum. Esenay'ı bir de taraftar konusunda tebrik etmek lazım değil mi Didin? Ve şey Nalbant. Yani gerçekten o soğuk haftalarda olsun, son hafta olsun, en kötü bir 10 tane taraftar oraya getirip sonuna kadar orada destekletti kendini. Helal olsun. Gerçekten tebrik etmek lazım. Osman da geldi. Pablo Escobar Osman, hatırlarsın. Sevgili Ürdün Escobar Osman'ı. Nasıl unuturum? Osman da geldi. Onun da kaleciliğini hatırlıyoruz. Gerçekten muazzam bir file bekçisiydi kendisi. Buradan da selam olsun. Bence takım ona getirsin. Bayağı da uğurlu geldi takımına bu hafta geldi. Galibiyet geldi Esen'in kritik haftasında. Hem galibiyete getirdi hem de taraftarları da yanında getirdi. Bir hayli kalabalık geldiler. Bence bu hafta daha da kalabalık gelecekler diye düşünüyorum ben. Buradan da tüm takımlarımıza çağrı olsun. Tabii Kaptan Demir mi Esenay değil mi? Ben tabii ki de yani kalecisiz olmasına rağmen Kaptan Demir'in daha tecrübeli ayaklara sahip olduğu için Mehmet'ti, Hasan'dı, gerçekten bunlar çok ekstra oynuyorlar. Bu sezonda baya baya iyi performans sergiliyorlar. Ben buradan dolayı bir üst tura Kaptan Demir'in çıkacağını tahmin ediyorum. Sen ne dersin sevgili Fatih? Ben de seninle aynı fikirdeyim. Yani Kaptan Demir her ne kadar kaleciden yoksun da olsa hani Esenay'ı yenebilecek bir kadroya sahip. Bu yüzden çok takılacaklarını düşünmüyorum ama hep birlikte izleyip göreceğiz. Esenay çok farklı bir takım. Yapacak olmaz. Tabii ki de orası hani her şey açık. Burada sevgili Uğur Dün bizden ayrıldı ve Esenay'dan yana oyunu kullandı. Peki Kaptan Demir veya Esenay bir üst tura çıkacağı zaman hani karşısında Decathlon'la karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmenin hani dengesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu arada bir yorumumuz var. Çisel Özdemir ben de öyle inanıyorum demiş. Çisel Hanım'a da buradan selamlarımız gelsin. Onu da artık tribünlerdeki yerine bekliyoruz. Hangi cümle için söylemiş onu? Ben de öyle inanıyorum. Tur için muhtemelen. Esenay mı Kaptan Demir mi? Sen geç yazdın galiba yorumu. Yok, Kaptan Demir'in üst turu için konuşuyor. Bence. Tamam. Kaptan Demir Esenay mücadelesi Decathlon'la karşı karşıya gelecek. Decathlon'la karşılaşacak bu iki takımın, ki ben burada Kaptan Demir'in bir üst tura çıkacağını düşünüyorum kendim. Sen de benimle aynı fikirdesin. Müthiş bir eşleşme diye değerlendiriyorum ben. Decathlon'la ikisini karşı karşıya geleceği mücadele seyir zevki anlamında çok yüksek olur. Evet, güzel gerçekten. Aksiyonu bol, golü de fazla. İyi bir mücadele olacak. Hani bir üstteki şeyde biraz hani Papara Kanal 7, Papara Metropol'de daha kolay karar vermiştik ama bu maç öyle bir maç değil. Zor olacaktır mutlaka. Ama yine de ben hani bu sezonki Decathlon'u çok beğeniyorum. Yani beklerinden çok iyi fayda alıyorlar. Orta sahasını çok iyi kullanıyorlar. Onur'a gol attırıyorlar. En sonları başardılar. Hani buradan çıkacak iki takımın da ben Decathlon karşısında şans vermiyorum açıkçası. Şimdi sevgili dedi, sana sözü vermeden önce Decathlon hakkında bir Onur geçti yani orada. Zaten arkadaşlar da bir kurgu videosu hazırlamışlar. Yayına girmeden önce ben de izledim. İzledim ben de. Oldukça da güzel ve esprili bir montaj olmuş. Buradan da businesscup.com.tr'ye girerek izleyebilirsiniz sizler de yayından sonra. Şuna da değinmek istiyorum. Linki aşağıya bırakıyoruz falan gibi oldu. Aynen, linki yukarı kaydırınca hemen göreceksiniz. Onur içinde, şimdi bak, Onur bir forvet oyuncusu.
Ama yakın markajdan kurtulma konusunda sıkıntıları var. Ama bu sıkıntının nedenini ben öğrendim Fatih Esmer ve Uğur Didin. Neymiş? Söyle bakalım. Şu anda bunu açıklayayım mı size? Bakın bu hafta geçtiğimiz hafta arkadaşlar maç bitiyor sevgili Uğur Didin Esmer. Maç bittikten sonra bak oyuncu Onur'un elleri böyle bak. Evli, farklı elleri böyle. Daha maç bitiyor. Teri soğumamış. Havlu yani teri böyle daha düşmemiş yani. Abi tribündeki işi geliyor. İlk işi bu hareketi yapıyor. Yüzüğü takmak oluyor. Abi çok büyük. Bak bu adam çok büyük markajda. Bu adam o markajdan kurtulamıyor. Yani kendini kurtaramıyor markajdan zaten adam. Sağda nasıl kurtulsun oyuncularda? Nasıl gol atsın diyorsun ya? Bir şey söyleyeceğim. Ya, antrenman olup daha iyi sıyrılması lazım aslında. Abi yani yok antrenman... ben o sıkı markacı gördüm ya tamam dedim daha Onur'un işi zor abi tövbe ettim daha Onur hakkında konuşmayacağım. Çocuğa haksızlık etmişiz. Çocuğa haksızlık. Gerçekten Onur'a haksızlık etmişiz abi. Yani bir forvet oyuncusunun bu kadar savunması sıkı olan bir savunmada yani çıkıp sahada gol atması zaten çok zor. Yani mental olarak zaten yoruluyor. Yani o yüzden çok bu hayatı yaşayamadığı için soy ismin Yaşar koymuşlar. Bari öyle yaşasın demişler çocuğa. Burada da bakalım bir sonraki eşleşme geleceği zaman tabii değerlendirmeyi yapacağız. Bu arada yorumlar var onları da alalım. Muhammed Yıldız daha önce eşleşmiştik demiş. Herhalde Kaptan Demir Dekatlon Mesenay'ım onu da açıklarlarsa biz de artık o kadar hafıza kalmadı. Servet Kambay Genel Çorap'tan iyi yayınlar kolay gelsin. Servet'in de bu haftaki performansı hakikaten oldukça Servet, iyiydi. Servet'in sesi kısılmıştır büyük ihtimalle değil mi? Yani takım arkadaşlarına bağırmaktan herhalde. Muhtemelen. EA Elektrik Adesso eşleşmesi için yorumlarınızı alayım. Sevgili Uğur Didin ve Fatih Esmer. Sevgili Didin senle başlayacağım. EA'yı tanıyorsun. Adesso'yu da zaten tanıyorsun. Evet, evet. Adesso'da evet. Tabii Zafer artık bacağını en son gösterdiğinde her yerinde delik deşikti. Bu hafta nasıl tamamladı bilmiyorum ama iki takım da bir kere var gücüyle savaşan bir takım. İki takım da son dakikaya kadar skor ne olursa olsun mücadeleyi bırakmayıp her an her şeyi değiştirecek takım diye düşünüyorum sevgili Didin. Ya ikisi de tecrübeli takımlar. Hani burada bir galip favori düşünürsün diyersen açıkçası bir favori çıkartamadım. Belki 51'e 49 Adesso diyebilirim. 51'e 49'a daha. Daha sonra eşleşmeyi de konuşacağız biraz sonra ama sen iki takımın da senin söylediğin gibi teknik kapasitelerinden ziyade mücadele gücü çok yüksek. Kondisyonları çok yüksek. Maçın sonuna kadar o mücadeleyi yayabiliyorlar. O yüzden aslında seyirdeki güzel bir maç izleyeceğiz. İzleyeceğim o maçı bu arada. Senin yorumun ne sevgili Fatih Esmer? Yani benim yorumum zaten ben hani daha önceki yorumlarımda da EA Elektrik'e karşı hep pozitif olduğunu söylemiştim. Biraz kondisyon anlamında kendilerini iyileştirirlerse iyi bir takım olduğundan bahsetmiştim. Yani Adesso'da bir iki isim var. Hani takım oyunundan ziyade biraz daha bireysel. Mesela Zafer bugün geçen maçta çok fazla bireysel oynamak zorunda kaldı. Çünkü hani alverleri iyi yapamıyorlar. O anlamda EA'ye bence daha takım daha olumlu yani daha oturmuş bir takım gibi geliyor bana. O yüzden ben EA'ye bu turu geçecektir diye düşünüyorum. Ben de hani bu tur açısından EA'nin hani kadro yapılanmasının bu sezon bir hayli iyi olduğunu ve performans evet. olarak da form grafiği olarak da iyi hazırlandıklarını düşünüyorum. Adesso belki geçen sezonki bir Adesso olsa daha farklı konuşabiliriz ama bu sezon bir türlü istediklerini hani sahaya yansıtmakta güçlük çeken bir Adesso'yu izliyoruz. Doğru işleri yaptıkları zamanlar da oluyor ama işte eleme mücadeleleri tabii ki de artık varlığını güçlerini ortaya evet, koyacaklar. Evet. Transfer yapabilecekler mi o da çok önemli ama Zafer'le yaptığımız konuşmada şunu gördük. Yaklaşık Zafer mi demişti bize 300-400 çalışanın olduğu bir firmadan evet, bahsetmişti. Evet, 400 çalışanımız var diyordu evet. Yani 400'e yakın çalışanı olan bir şirkette yazılımcı oldukları için daha çok sevgili Ordin Zafer Zafer'e meydan okuyabilirsin sen. Gamer bölümünde çok etkili silahları varmış. Gamer tarafında çok etkililermiş. Oyun bölümünde rakipsiz diyorlar. Buradan biz de onlara meydan okuyabiliriz. Adesso yeşil saha biz bu arada Esmer ve Didin şunu söyleyebiliriz. Adesso'yu biz hem yeşil sahada ineriz hem de gaming'de evet, ineriz. Evet, orada da ineriz değil mi? Langırt'ta da ineriz. Aynen. Ben de burada tura daha yakın olan tarafın açıkçası EA Elektrik olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem oyun yapıları hem de futbol anlayışları
bir hayli iyi ama oldu şimdi. Ama ne olursa olsun EA Elektriği'nde Adeson'unda bu turnuvadaki bir sonraki aşamayı gördüğünüz zaman, Mars Lojistiği gördüğünüz zaman evet, ben de şu an dinleyerek... tam aynen ona gelecektim. O tarafa gelecektim. Furkan Taşker, Ülke TV Genel Yönetmeni Hasan Öztürk, Özbekistan'dan selamlar diler. Teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, bizler de az önce zaten takımımızın her şeyin farkında, sıkıntı yok demiş Hasan Öztürk. Sizler de şimdi ismi duyunca hatırlamışsınızdır herhalde Hasan abi. ve bir sonraki, bu arada Zafer Çalışkan Langırt'ta çok zor abi demiş. bu arada sevgili Uğur dedin, sen gelmesen de Güner boşluğunu aratmıyor. Gerçekten performansıyla Esmer'le birlikte yenilmez ikili oldular. Yani şu ana kadar hiç yenilmedik Güner'le birlikte. Oynadığımız bütün maçları kazandık. Namarta, Arman da kolay gelsin. Uğur abi kolay gelsin. Sayın Nalbant diyor ama. Arman'ı İstanbul'a davet ettim. Bu arada Arman gelsin İstanbul'a ama canlı yayındayken de kendisi bir Arman Peker oluyor bir anda. Cambaz değil de Peker oluyor. Yorumlar, atarlar. Onlar evde bir stüdyoda falan, evet. Onları da kaçırmadım. Aynen. Onlar takım elbiseyle bir sweatshirtle. Doğru bak, sweatshirtle. Aynen ama bere var. Bu arada ama maçın beresi ne yapacağız? Gibi. Aynen soğuktaymışız gibi bere. Arman teklifim geçerli. İstanbul'a bekliyorum seni. Aynen, İstanbul'da her zaman hem kalacak konuda da sıkıntı yaratmayız. Gelirsin aynen. Burada seni depoya kilitler. Orada seni ağırlarız. Mutfakta yatırız. Seyrangel Spor Tesisleri'nin üst katında. Aynen, Seyrangel Kulesi'nde sana yerimiz her zaman açık diyelim. ve Mars Lojistik eşleşmesi geldiğinde belki şu diğer üstteki iki eşleşmeyi düşünecek olursak gerçekten en imkansızı ve mucizeyi yaratacak takımlar bu ikisi olur. Yani EA Elektrik ya da Adesso'dan hangisi turu çıkıp Mars Lojistik'i yenerse zaten bugün kupayı almış kadar da sevinebilirler. Aynen. Çünkü oradan da o gazda finale kadar da yürürler yani, bu çok net. Ama işleri gerçekten bu sezonun form grafiği en yüksek ve takımı gelip de hani böyle ilk sezondan gelip bu kadar dikkat çeken oyunculara sahip ender takımlardan biri diye söyleyebiliriz. Mars Lojistik maçı, yani ben takip ettiğim kadarıyla bu arada Orhan'a selamlar. Ben de çok özledim. Gerçekten çok özledim. Bir yorum vardı yukarıda, onu paylaşmadı sanki. Uğur dedin en haklı diye. Bu basın hep böyle Fatih. Kimin elindeyse. İstediği şeyi yayınlıyor Orhan, anladın mı? Neyi atladığımı söyler misin sevgili Uğur dedin? İstediği şeyi yayınlıyor, gördün mü? Şu anda da bilmiyormuş gibi yapıyor bak. Ver bakalım neymiş, merak ettim. Yok orada, gerçekten görmedim yorumu. Orkan Kaptan'ın bir yorumu var. Esmer haklı, Nalbant sen de haklısın ama Uğur dedin en haklı diye. Onu biz verdik. Yok, sen onu, görememişsin. Onu gördüm ben ya, onu yayınladı. Bayağı verdim, onu yayınladı. Ama bir saniye de alıverdi, tamam mı? Ben görmedim, kaçmış benden o. Yo, ben verdim gördüm onu. Şu an verdim, gene mi görmedin? Yine Nalbant. Hakikaten görmedim yani, çok hızlı. Yine hemen Nalbant'ın şöyle, hakkına giriyorsun dedin ya. Sen çok haklı, Nalbant sen de haklısın, Uğur dedin en haklı. Bu yorum verdik, hatta sen kaçırdın. Hatta okudum da diyebilirim. Değerlendirmede evet. Herhalde Mars Lojistik'in bu sezon... Bu sezon Mars Lojistik'in ilk favori iki takımdan bir tanesi olduğunu duydum. Kağıt üzerinde şu anda oynadıkları futbolla, performansla. Kaan Kaptan elini dokundurmuş, parmağı değmiş. Hani Fair Play Events diğer organizasyonlar, rakip pul liginde de geçmişi çok parlak. Çok büyük başarılı olan bir kaptan. Onun olduğu yerde başarı her zaman mevzu bahis oluyor. Burada da Mars Lojistik için mevzu bahis. Kupanın ya bu kura adına bir kulpundan tutmuştur diyebilirim ben aslında Mars Lojistik'in. Onu tam emin söyleyemeyeceğim çünkü farklı eşleşmeler var. Onu konuşacağız, birazdan değerlendireceğiz. En azından yani aynen. Şuna gelelim. Maçların arasında boş vakit istiyoruz. Çocuklar sahadan çıktı. Evet, her hafta gerçekten sevgili Yaşar Güney'in çocuğu geliyor ve sadece o devre aralığında ki o 1-2 dakikalık boşluğu değil ama sağ olsun bizim hakem arkadaşlarımız o boşluğu sanki 45'ten 90 dakikalık maç gibi 15 dakikaya çıkartacaklar yani. Zar zor zaten biz o araları kısmaya çalışıyoruz. Buradan da elimizden geleni yaparız. İyi ki varsınız, sizler kadar olamayız. Teşekkür edin demiş. Ankara'da olmamdan kaynaklı oradan orada yemez demiş. Sevgili Arman'da selamlarımızı iletiyoruz. Doğan Hoca
YouTube adı da Doğan Hoca. Zaten Doğan Hoca. Tanımıştır. Kura çekimi tüm takımlara hayırlı olsun yayınlar demiş. Doğan Hoca da YouTube'dan takip edin. KPSS'de nasıl derece yaparsınız burada, hafta çalışmaları. Burada hemen abone kasmaya gelmiş Doğan Hoca. Hazır bir ekip. Sen az uyanık değilsin. Hazır ekip. Biyoloji öğretmenim benim. Genmion BMS eşleşmesi var playoff'ta bir diğer eşleşmemiz. Şunu söyleyebiliriz sanki Esmer. Gruplarda ilk haftadan sonra yukarıya doğru en iyi ivmeyi yakalayan takım ve takım olmayı bayağı iyi başaran Genmion takımı ve ardından da karşısında da sezon içinde Engin sayesinde iddiasını hep ortaya koyan, sakatlığına rağmen sahaya takımı ateşleyerek çıkartan ve son hafta dediğini yapamasa da, hani takımı üçüncü ay çıkaramasa da gruplardan çıkmayı başaran BMS var. Aslında denge olarak güzel bir eşleşme dengesi diyebiliriz GMÖ'nün ve BMS açısından. Ama ben burada yorumu yapayım, sonra size bırakayım. Benim tahminim burada GMÖ'nün bu aşamayı geçer. Evet, yani dediğin gibi böyle kötü başlayıp ileri yüksel performansını yükselten 3 tane takım ben gördüm. GMÖ bunlardan bir tanesi. Birincisi hatta. İkincisi Türkiye Finans bana kalırsa. Üçüncüsü de Ekol Gümrük'tü. Maalesef kendileri biraz geç kaldılar. O çıtayı yükseltmekte. Son iki maç iyi işlere, yani iyi oynadılar ama olmadı. GMÖ'den bu arada Hüseyin Bey'di galiba. Özellikle size iki tane spikerimize getirdiği hediyeler için de sen teşekkür etmek istersin herhalde. Sana teslim ettim ama hiç oralı olmadın yani. Bir teşekkür göndermen lazım buradan. O kadar söyledin hediye geldi. Onu onu aslında ben şöyle paylaşacağım. Sevgili Uğur Dedin'i dahil ederek paylaşacağım. Çünkü orada ince bir nüansımız var. Onu sevgili Uğur Dedin hatırlayacak. Şimdi maça dair ekleyeceğim bir şey var mı? Dedin'e sözü var. Var var. Ben o zaman maçı şey yapayım. Yani çok da uzatmamak gerekirse hani Genveon BMS konusunda ben de Genveon'a üst tur şansı görüyorum. Yani BMS'de böyle en az 3 tane oyuncu değişecek de hani anca öyle Genveon'a karşı, şu anki Genveon karşısına anca öyle çıkabilirler. Öyle bir ihtimal de var mı yok mu bilmiyorum takımda. Ama ben de Genveon üst tura çıkar diyorum. Şimdi sevgili Uğur dedin. Yani şöyle sen... oldu aslında. Son şey tarafı. Grup yani birinci torbada olan 4 takımı da üst tura çıkar diye söylemiş olduk biz. Kanal 7, Kaptan Demir, EAE ve Genveon. Bunların hepsi birinci torbada. Sadece burada şey, Uğur Didi'nin Esenay tercihi Adesu vardı. Adesu'da yani 51'e 49 dedim çünkü ya orada ortadayım yani. Şimdi Genveon'u sen Genveon adıyla hatırlamayabilirsin ama şöyle Business Cup'ın ilk sezonlarına gidecek olursak ilk dönemlerine Sandoz vardı hatırlarsın. Sandoz takımı, şampiyon olan takım. O takımın yeni ismi Genveon oldu aslında. Hatta orada hatırlayacağım birçok oyuncu da vardı. Hatta şöyle söyleyeyim. O zamanki dönemlerde kendileri bir tane bu suya atılan Sandozlar vardı. Onlardan getirmişlerdi vitamin olarak. O takım, bu takım. Ben de geçtiğimiz hafta soğuk hava. Zaten bizim spikerlerin yani maç anlatanların en çok ihtiyacı olan sesi anında müdahale edebilmekti. Sağ olsun onlar da iki kutu hem bana hem de Görkem'e pastil getirmişler. Ben de bir tanesini ayırdım zaten sana vermek için. İlk görüşmemizde artık denk gelirsek teslim Antalya'da, edeceğim. Antalya'da ne ihtiyacımız oldu biliyor musun Fatih? Bak, evet, Antalya'da şey çok büyük anlamı oldu. Onda gerçekten ya. Maçları izle, çeyrek finalden sonra hiçbir spikerin sesi yok. Çıkmıyorsun sen. Şimdi mücadeleye dair yorum yapacak olursak da hemen şöyle gidelim. Genveon'la BMS arasında oynanacak mücadelede Didin iki takımı da hani böyle çok az tanıdığı için çok fazla belki yorum yapamayacağın için ben sadece hani üstün körü birkaç maçlarını ben sana anlatmıştım, hani özeti üzerinden konuşmuştuk, biraz oradan değerlendirebilirsin istersen. Şunu söyleyebilirim, çok hakim olduğum iki takım değil, sadece kura'da sevgili Fatih'in Ankara'da şampiyon olamıyorlar, İstanbul'da mı olacaklar deyimi geldi. Yani BMS bir o kadar iddialı. Ankara'dan da o kadar net ve hızlı bir cevap geldi. Ben bu maçı takip edeceğim. BMS'nin performansını merak ediyorum. Bakalım. Dekatlon için mi kullandılar o cümleyi? BMS hangi BMS için kullandılar? Kullandılar. Ha, BMS için miydi? BMS Ankara'da da katıldı. Yanlış söylemedin değil mi? Ankara'da da katıldılar onlar. Ben Dekatlon diye ben de sanki Dekatlon için söylediler diye. BMS için katıldım sanki. Ama. Arabada çünkü izliyordum yayını. Yanlış söylemiş olabilirim. Kusura bakmayın o zaman. Yo, ben de. Ama BMS'i sanki hatırlıyorum.
BMS de olabilir. Doğru diyorsun. Şu an çok gidemeyeceğim geçmişe. Çok da sorgulamayacağım. Ben de Genmion'dan yan tercihimi kullanmışım. Buradan çıkacak takım da Bertex ile eşleşecek. Şimdi normalde, bu arada sevgili şu parantezi açayım. Bertex geçen sezonki başlangıcından daha iyi performans sergiliyor bu sezon. Daha da üzerine koyarak gelmiş ve daha iyi bir takım var ve eksikleri yok en azından. Sakatlıklar yok. İnşallah şimdi ben söyledikten sonra devam etmez, sakatlıklar olmaz. Geçmiş olsun şimdiden bütün Bertex'te. Burada sanki bu denge burada da değişiyor. Hani Bertex eğer Genmion'la eşleşirse çok kolay lokma olmaz bence Genmion Bertex'e. Fatih sen ne dersin? Yani kesinlikle. Özellikle bu Genmion takımının şu ana kadar en iyi kadrosuyla katılmış Gelal Çorap'ı adeta yokları oynatması, yani sağdan silmeleri Bertex'i de eleyeceklerinin bir sinyalini verdi bana. Eleyebileceklerinin bir sinyalini verdi. Yani Didin, Gelal Çorap bir kadro getirmiş. Yani işte Mücahit var değil mi ileride? Serkan var orta sahada. Zaten defansını biliyorsun ilk seni. Kalede işte. Aynen tam kadro böyle. Okan'ı ondan sonra Servet'i yani müthiş bir giriş de yaptılar sezona. O rüzgarı arkasına almış olan Gelal Çorap'a hadi Mars Lojistiği'ye yenildi Gelal, ona bir şey diyemem. Ama Genvon da gerçekten 5 tane attı. Yani sağdan da sildi. Hani inanılmaz pozisyonlar buldu. Yani 5 tane attı, belki 5 tane de atardı. Öyle söyleyeyim. Yani düşün, o Gelal Çorap'ı normalde hani senin iyi dediğin bir takım bile o kadar rahat kolay yenemez. Ama Genvon bunu başardı. Ben de anlamadım. Yani nasıl yaptıklarını bile anlamadım. Hani oyun içerisinde izliyorsun. Çünkü şey anlamında, yani bak fizik anlamında çok fit durmuyor Genveon. Yani hepsi Uğur dediğin gibi. Yani gerçekten yani şey de anlamında böyle, ya yani böyle fit değiller ama şeye benziyorlar işte. Bu Nuvit ilaç vardı. Yani bu ilaç firmaları böyle oluyor galiba. Biraz hani böyle hafif kilolu, tam şey değil, zayıf fit değil. Ama çok bileklerine çok hakim, çok teknik, çok, topu çok iyi yoran, rakibi çok iyi koşturan bir şeye sahip, oyun stiline sahipler. O yüzden Gelal'ı böyle şeysiz geçtiler. Yani katıksız geçtiler. Açıkçası Bertex de çok iyi topla oynuyor ya. Böyle şey bir maç olabilir. Çok kısır. Hani 0-0, 1-1 penaltıya gidip sürpriz bir sonuç çıkabilir oradan yani. Şimdi, bakalım. Genmion-Gelal maçı. Ya, FIFA'da fut oynayanlar bilirler. Hani bir momentum arkaya almak vardır. Momentum. Belki o şekilde bir performans olabilir. Ben Bertex'in bu iki takımdan herhangisi gelirse gelsin turu rahat geçeceğini düşünüyorum. Daha üstün olarak görüyorum yani. Yani o ya, çok iyi başlayan Bertex. Bertex'in sadece şu vardı geçtiğimiz sezonlarda. Çok iyi başlayıp ileride İbrahim'den başlayan performans düşükleri takımı etki ediyordu. Ve yine aynı oldu. Elenmek kaçınılmaz oluyordu. Nalan diyecek işte, söyleyecekleri yine aynı oldu. Yani yine çok iyi başladılar. İbrahim abi son maçlara falan doğru bir tık daha düşmeye başladı gibi sanki. Yani şimdi maç çıktı meydana. Hani o biraz iyiydi. Tabii bu sezon sanki geçen sezonlara göre bu sezon daha iyi Bertex aramaya. Ben bu sezonki Bertex'in seviye olarak hani belki biraz daha ileriye taşıyabileceğini düşünüyorum ama Genmion maçı senin de söylediğin gibi zor bir maç olacak. Evet. Ya buradaki o diğer dört maçtan hani en zoru diyebilirim ben. İkinci tur maçlarına geçecek olursak evet, yani en zor eşleşme diyebiliriz bu eşleşmeye. Evet, ikinci turdaki aynen öyle. Birkaç yorumumuz var, ondan sonra ağacın sağ tarafına geçeceğiz. Yaşar Güney, Cuma günü TGS idman sonrası yemek organize yapıp yemek sonrası batak oynayacak. Gerçekten çok büyük bir etkinlik yaratmışlar. Ve kendileri sizin ekibi misafir etmek isteriz demiş. Ve ardından da adres bilgisi Orhan Ünver Kaptan'dan alınabilir. Orhan bize bir adres verirse biz TGS, hani yeni havalimanının orada bir etkinlik olduğunu düşün. Orhan bizi bence Sabiha Gökçen'in oraya falan gönderir diye ben düşünüyorum. Yani korkum benim. O yönde o kesin yani. Hani solo biz Sabiha'da alırız. Ama eğer vaktimiz olsa gerçekten programdan sonra ekip olarak konuşuruz. Şeyde vardı ya. Nalbant, Aykut Enişte filminde miydi? Yanlış havalimanına gidiyordu falan. Öyle bir şey. mutlaka katılmak isteriz. Bakalım bir program sonrası bu değerlendirmeyi yaparız. Olgun Duman selamlar, iyi yayınlar demiş. Olgun'a da teşekkür ediyoruz. Can Demiye hayırlı akşamlar, Iron Man'den selamlar demiş. Geceniz güzel olsun diye de bitirmiş ve biz geçelim ağacın bir diğer tarafına geçiyoruz arkadaşlar. Türkiye Finans Gulf Sigorta eşleşmesi var. Gulf Sigorta
son maçı bekledi ve ardından adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Karşısında da son haftaki performansıyla geçmiş haftalara göre daha hırslı oldukları zaman neler yapabileceklerini gösteren bir Türkiye Finans sanki silkelenip sahaya çıktı ve hem evet, puan aldı hem de özgüven sağladı kendisine. Nasıl evet, değerlendirirsin sevgili Esmer? Yani evet, Gal Sigorta son hafta baydı zaten. O da topladığı 3 puanla 2'li averajla üst tura geçti. Yani Gal Sigorta'yı daha önceki karşılaşmalarında eleştirmiştim. Hani çok fazla oyuncu değişikliği yapmıyorlar. Hani hep aynı 7 oynuyor. Orada da biraz oyundan düşmeler oluyor diye. Kadrosunda da eksiklik hissediyordum. Yani bu iki transfer dönemini sigorta firması zaten mutlaka çok fazla çalışanı vardır. İyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Aksi takdirde Türkiye Finans karşısında şansları zor. Ama bir taraftan da şöyle bir avantajı var. Türkiye Finans'tan 2 kişi kırmızı kart gördü. Ve bence en önemli isim. Takımın en iyi Erhan, yani takımın orta sahadaki dinamosu, o kırmızı kart gördü. O bir de Olgun muydu? Olgun'du galiba değil mi? Bir de stoperde gelmedi. Yazardı galiba. Olgun Duman da herhalde iyi yayınlar yazan Olgun oldu. Olgun'du diğeri. Hem kırmızı kart diyorsun hem yazıyorsun Olgun. İşin şakası tabii ama defansta çok iyi bir isim Olgun. Yani Türkiye Finans için zaten onlar da hani benim gördüğüm kadarıyla dar bir kadroyla oynuyorlar. Yani hani tamam belki 15 kişi vardır kadrosunda ama hani o 9 kişi arasında dönen, aktif bir şekilde dönen bir kadroya sahipler. Bunlardan iki tanesini kaybettin. En azından bu maç için kaybettin. Bir dezavantaj mutlaka olacak. Ama işte bilmiyorum nasıl olur. Yani yine de buna rağmen yine de yükselen bir performansa sahipler. O yüzden Türkiye Finans kazanır gibi geliyor bana. Ben de burada seninle aynı fikirdeyim. Türkiye Finans'ın son haftaki o çıkış grafiğiyle üst süre daha yakın olduğunu dile getirebiliriz. Tabii bununla birlikte Gav Sigorta'da şimdi Muharrem'in ortaya koyacağı performans ortalığında Emre'ydi yanlış hatırlamıyorsam ama Emre'nin ortaya koyacağı performans tabii bir de genç bir isim daha vardı. Hani bunlar biraz yön verecek ama kalite sanki burada Türkiye Finans'ta hani daha çok oyunun skorunu değiştirebilecek yetenekler var ama ben Türkiye Finans'a %70 %80 diyemem. %60'larda Türk şansını evet, görüyorum en fazla. Bir de ne fark var biliyor musun iki takım arasında? Turnuva tecrübe farkı var. Çok belli oluyor. Yani Gal evet, şu an toplanmışlar, gelmişler. Belki hayatlarında ilk kez bir turnuvaya katılıyorum. Bilmiyorum. Yanlışsam bana yazsınlar. Evet, eski kadro, eskiden turnuva tecrübesi olan takım. Farklı bir isimle evet, katıldıkları hayır, için. Bizim turnuva için demiyorum. Belki başka yerde de oynamamışlar. O kadar turnuva tecrübeden bir haber gibiler. Ama Türkiye Finans hem kendi içinde hem bizle hani sürekli turnuvalarda yer alan bir takım. Onun artılarını yaşıyor bu turnuvada şu anda. Yani bu da çok önemli zaten. Hani şeye orada benziyor. Yani ne bileyim Kaptan Demir'de mesela ne bileyim Gencay belki biraz daha tecrübeli olsa o kırmızı kartı görmezdi gibi. Örnek verecek olursam. Tabii. Yani bakalım şimdi eşleşme güzel eşleşme ama yani şurada bence Gulf Sigorta'nın da sağ tarafta kimle eşleşsen desen gene karşısına gelebilecek en iyi takım Türkiye Finans diyebiliriz. Yaralı Türkiye Finans evet. Yani çok ağır bir oran yok. Benim de tahminim 55-45 hani böyle o civardadır. Sevgili Dilek, iki takımdan Türkiye Finans'ı tanıyorsun. Gulf'a dair bir fikrim belki olmayabilir. Yani Türkiye Finans üzerinden değerlendirmek istersen değerlendirebilirsin. Ya, açıkçası maçta pas bir fikrim yok. Aynen. Pas geçebilirim bunu. İki takıma da başarılar dilerim. Sadece Allah yardımcılar olsun. Bir sonraki aynen, turunu söyleyebilirim yani. Evet, şimdi oraya geçeceğim. Türkiye Finans'la Gulf Sigorta'nın galibi de aslında tıpkı EA Elektrik Adesso'nun galibi gibi. Hani gelecekleri takım şampiyonluk apoletine çok yakın olan yani geçtiğimiz sezon finalde penaltılarla kaybeden TGS takımı denk geldi. Şimdi TGS tabii ki de hani bu iki takımın yenmesi çok kolay değil. Hani çok zor bir ihtimal ama şunu her zaman gördük. Yakın birkaç gün önce şuna şahitlik olduk. Hem Kuzey Makedonya'nın İtalya'yı elemesine en net örnek verebiliriz. Türkiye'nin de belki Portekiz'i eleme şansı vardı. Yine hani böyle de bakabiliriz olaylara. Şimdi Makedonya'yla Türkiye milli takımımız oynayabilirdi yani playoff maçını. Ha. Tabii şu an öyle bir ihtimal de vardı. İşte buradan dolayı da bence sevgili Uğur dedin TGS'nin ne olursa olsun
işi belki çok kolay gözükse de mücadele eden iki takımın da TGS'yi zorlayabilme ihtimali de var. Yok değil. Ya orada Ancelotti Orhan alır önlemini. Alır önlemini. Yalnız dedin yani TGS, sen geçen sezon TGS'yi biliyorsun. Hani evet. Onun üzerine iki gömlek daha koy. Zaten çok iyilerdi. İki gömlek koydu. Ya bak sonra... işte onu söylemeye çalışıyorum. Yani sen onu geçen sezonu biliyorsun. Onun evet. üzerine iki gömlek daha kurdu. Yani İsmail Batın gibi var mıydı İsmail Batın senin döneminde geçen sezon? Yoktu. Batın'a yoktu. Şey yoktu. Emin de yoktu. Emin Emir Yiğit, İsmail Batın yani iki tane oyuncu hani şu an tek başta iki tane oyuncu zaten ekstra All-Star yani. Evet. Dediğim gibi Ancelotti Orhan ciddiye aldı bu sene. Geçen seneden de tecrübeyi aldı. Bu sene kupaya doğru gidiyor bu adam. Ve ben TGS'nin en büyük şansının şu birazdan değerlendireceğiz ama playoff'ta finale kadar karşılaşacağı rakipler yani finale çıkarsa TGS'nin şampiyon olma ihtimali çok yüksek ama şu ağacın altındaki iki takım Öst ya da SGS karşıdan gelseydi finalde çok kolay zaten değil derdi. Çeyrek final maçları var ya çok enteresan olacak. Evet. Geçelim bir diğer eşleşmemize. Yani TGS'nin buradan yolu açık gözükse de hiçbir şey belli olmaz. Yani TGS ben biraz da önümüzdeki hafta yasaklayacağım. Yani sürpriz yorumlar olsun. Sevgili Orhan Ünver'in de yorumu var. Bir de şöyle var. Bir şey var. Almanın... TGS paparazzi deliliği diyebiliriz. Şimdi sevgili dedin Orhan Ünver seversin bedavayı yazmış ya yoruma. Kendisi biz orada saatlerde çalışıyoruz tabii. Hani yemekten önce işte kahvaltı yapıyorsun 8.30-9'larda. İşte öğlene doğru açıyorsun ama biraz daha yemek saatini geciktirmek istiyoruz doğal olarak. Bisküvi açmışsın ya orada şu kadarcık bisküvi. Abi ihtiyacı 7 tane bisküvimiz oldu ya. Koskoca TGS Orhan Ünver'i doyuramıyor. Orhan'ın canı sağ olsun. Orhan'ın canı bak, bana söylesin. Bak kutuyla getirin Orhan'ı. Koskoca. Bir şey ısmarlasaydın ya. Bak koskoca. Koskoca TGS Orhan Ünver'i doyuramıyor. Orhan'ın canı sağ olsun. Ya, orası şimdi canı sağ olsunlar abiler bunlar abi, ayrı mevzu. Hayat kurtarır abi yeri geldiği zaman biliyorsun. Ya, orası doğru ondan yana şüphemiz yok canım. Orhan'ın hani iş tarafı farklı onu ayrı konuşuruz. Genel Çorap Ulak Haberleşme. Ulak Haberleşme'yi sevgili Didin tanımadığı için üzerine çok yorum yapamayacağını evet. düşündüğüm için Esmer sana yön vereceğim. Performans grafiği aslında hep böyle dengesiz giden diyelim hani gerçekten yani bunu Gelal Çorap için söyleyebiliriz. Buna sevgili Uğur Didin de katılana Gelal Çorap'ın performansına güven olmuyor. X'nin başlangıcına bak, geldiği noktaya bak, takımın başlangıcına bak, geldiği noktaya bak. Son haftayı hiç konuşmayalım bence. Ulak Haberleşme'de çok değişik bir takım. Ben Ulak Haberleşme'yi daha çözemedim sevgili Esmer. Sen çözdüysen açıkla. Ben çözemedim Ulak Haberleşme'yi. Ulak Haberleşme bir kere şöyle bir yani istatistikleri veriyoruz ya böyle ara. Onlar hakkında da vereyim. 6 puan alıp ikinci torbaya düşen tek takım. Yani 6 zaman 6 puanla gruptan lider çıkan takımlar olurdu. Ulak Haberleşme o anlamda şanssız yani zor bir gruptan geldi. Kaptan Demir Türkiye Finans derken kavga dövüşün sert mücadeleleri olduğu bir gruptan geldi. Hiç tecrübesi olmamalarına rağmen o gruptan 6 puan çıkarmak büyük iş gerçekten. Yani Gelal Çorap takımı ilk maçlarını izledim. İlk iki maçlarını izledim. Dedim ki bu takım en yani en kötü yarı final oynar dedim. Bak en kötü yarı final oynar dedim. Gelal Çorap mı? Evet öyle top oynadılar. Bak inanılmaz oynadılar yani. Gelal Çorap. Yani nedendir bilmiyorum ya çok düştüler. Hani bu rehab işte Kanal 7'nin yani Kanal 7'nin yaşadığı şey mi? Hani böyle nasıl olsa çıktık. Rehaveti mi? Öyleyse iyi. Ama eğer bir performans düşüklüğü varsa Ulak Haberleşme buradan bir sürpriz yapabilir. Yani buradaki oran bilmiyorum açıkçası ama 50-50 diyorum ya. İki tarafa da şey yapamıyorum. Şu kazanır diyemiyorum 51-50. Ya. Benim de oranım 51-50. Gelala 51-50 veririm ben de burada. Ha işte yani öyle yani 51-50. 51-49'dur. Hani 50-50'dir bilmiyorum da. Yani Ulak Haberleşme yani bir sürpriz olacaksa burada Ulak Haberleşme bunu yapacak takımlardan bir tanesi. Bana Ulak Haberleşme'nin stilini yani. Bir örnek takım olarak verir misin Nalbant? Bir benzetme yapar mısın? Ulak Haberleşme'yi buradaki bildiğin takımlardan mı? Bildiğim takımlardan bir benzetme yapar mısın? Geçen sezon bu sezon katılımcılardan. Yani HDI Sigorta. Sert der mi hani, onu söyle bana. HDI Sigorta teknik bir takım, hızlı bir takım. Ulak da öyle. Ulak da o şekilde. Ulak şöyle.
gol arayan, hani böyle işte defansı çok fazla, hani ben defans yapayım kapanayım diyen değil. 3 tane atıyorsa 5 tane yiyor. İşte 7 tane atıyorsa 4 tane yiyor. Şey, bak, futbol oynayan bir takım yani. Ama şunu söyleyebilirim. Bak sevgili Uğur, şöyle örnek vereyim. Defansı da ofansif anlamda kuran bir takım. Ofansif oyunculardan kurulu. Yani defansif oyunculara da ofansif katkıyı fazla veren bir takım. Gel Altıora. Adesso'nun bir iki gömlek üstü. Bir gömlek tamam. Üstü, iki gömlek üstü. Anladım. O zaman şöyle söyleyeyim. Gel Altıora. Spor otomobiller olur ya. 0-100'ü 3 saniye. Öyle bir takım. 0-100'ü 3 saniye anladın mı? 2 saniye ama bir anda da aynı şekilde 1 saniyede düşebiliyorlar. Eğer ulak haberleşme hücum ağırlıklı, defansı da hücuma yönlendirerek oynuyorsa Gelal Çorap'ın hızlı etkili isimleri cezayı keser. Ama Gelal Çorap da öyle bir takım ki 0-100'de çıkacak mı düşecek mi onu da bilemiyorsun. Maç içindeki kendi aralarındaki diyaloglara bağlı. Çok kendi doğru. Takım içi olaylarına bak. Tamamen takım içi olaylarına bağlı Gelal Çorap'ın. Momentum arkasını alırsa ilk yarıda bitirir maçı. Hele ki geriye düşerse Gelal Çorap böyle mücadelenin başında çok farklı senaryolar olur. Ulak haberleşme güle oynayabilir, turu geçebilir yani. Olabilir işte onu diyorum. Aşağıda mı yukarıda ya mı? Ya daha bir bakıyorum maçı. Gelal Çorap ilk yarı 5-0 önde kapatmış. Hani aynen öyle bir maç gerçekten çok enteresan yani. İlk yarıda bile bitirebilir maçı. Çok enteresan bir eşleşme birlikte, olmuş. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Onlar bu turu geçerlerse Hunca ile karşılaşacak iki takımdan biri. Tabii Hunca'nın bu sezonki performans grafiği ve oyun anlamındaki temposu her maç değişkenlik gösterse de yine yıldız ve bireysel oyuncuların dikkat çekmesi. Ayrıca bir parantezde bu sezon için şunu açabiliriz. Sevgili Urdin sen hani Hunca'yı takip etmedin ama geçmiş sezonlardan bilgin olduğu için söyleyebiliriz. Seyhan Dinç'siz takım ilk kez olmuyor. Fark ettin mi sevgili Esmer? Seyhan Dinç'e mutlaka sanki sahada yer alması gerekiyor. Eskiden diyorduk ki mesela yorumlarda ya Seyhan Dinç kenara gelsin. Hani dinlensin, zaman zaman gelsin ama bu sezon Seyhan Dinç sahada varsa takım pozitif etki yaratıyor. En az iki maçta kilidin açılmasını etki eden isim oldu Seyhan abi. Öyle söyleyeyim yani sıkışan maçı açan kişi oldu. Hatta kendisine de röportajda söyledim yani hani bir pas verdi mesela bir ara pas attı Deniz'e. Deniz de attı gol oldu 1-0 oldu. Maç oradan sonra 2-0 falan da koptu. Bu sene inanılmaz iyi oynuyor. Hatta son maçta mesela Metropol karşısında da hani 1-0 da onlar için yetiyordu. 3-0 da yetiyordu. 5-0 da yetiyordu. Önemli değil. Hani galibiyet gelmesi yeterli olacaktı. Seyhan abi orada da uzun süre forma giydi yani. O yüzden onun performansı gerçekten bu sene çok etkili. Bilmiyorum. Herhalde Adana'dan yenen lokumların etkisi sahaya da yansımış galiba Nalbant. Didin o lokumdan yiyememiş. Bilmiyorum. Ne, çok güzeldi. Bence çikolata bir konuşma. Nalbant'ın Nalbant'ın storylerinden seni de WhatsApp'ta beni taciz etmenden sonra tabii ki orada sipariş verdim. Aynen. Yalnız var ya hayatımda gördüğüm Gelal Çorap gibi bir adamsın. Sıfırdan yüze inanılmaz bir şekilde gazlanabiliyorsun yani. Abi bir şey söyleyeceğim. Abi iki gün boyunca Nalbant'ın storyleri, senin WhatsApp'tan videoların ben bunlara maruz kaldım. Ama bir şey söyleyeceğim. Aynen. Yani yaptığım storylere, attığım storylere değdi mi söyledikten sonra, yedikten sonra lezzi? Böyle bir şey yok. Böyle yalnız şey ismi yok. De yeni Uğur yani. Hani tesadüf mü arkadaş? Bu kadar aynen. Mı olur yani? Zaten direkt oradan çekti beni. Hemen girdim sitesine. Bu arada Seyhan Kaptan'a sorabilirsiniz. Ben her sene boyunca Seyhan abinin direkt yüzüne söylemişimdir. Sen bu sahada takımın yanında olursan içeride takım daha başka oluyor. Bu sene şahit değilim, görmüyorum ama anlattıklarınıza göre kaptanın içeride olması lazım Hunca'da. Ben Hunca'nın arkadan kim gelirse gelsin o turu eğer doğru futbol oynarsa geçebileceğini de düşünüyorum. Yani Hunca'nın bir üst tura çıkması mucize olmaz yani oradan ben diyorum. Ve Hunca bu sezon çeyrek final görür. Sixten Tekar, HDI Sigorta takımları karşı karşıya gelecek. İyi maç. Bir tarafta sevgili Uğur Didin'e sempatisi çok yüksek olan Sixten Tekar. Diğer tarafta Sezer'i de kaybeden, sakatlıktan dolayı Sezer'i de kaybeden Sezer'i ve sezon başından beri sakatlıklarla ciddi anlamda sıkıntı yaratan, yani çok Sezer için abi. Oynayabilecek en iyi aşama çeyrek final diyorlar ama ben HDI Sigorta'nın zaten çeyrek finale kadar gidebilecek gücü olduğu da soru işaretleri var. Bu eşleşmeyi dedin senle başlamak isterim. İki takımı da yakinen tanıyorsun. İki takımın da kadro yapılarında Sixten Tekart'ta sadece iki tane transfer var yanlış hatırlamıyorsam sevgili Esmer düzeltirsin beni. Savunmaya gelen Mustafa vardı galiba ekstra olarak en çok dikkatimi çeken isim.
Mustafa oldu diye düşünüyorum ben. Farklı bir kadrosu yok aslında iki takımın da. HD Sigorta'nın da zaten kadrosu birebir aynı kadro diyebiliriz. Evet. Hatta birebir aynısı HD Sigorta'nın kadrosu. Yani Sezer'e geçmiş olsun. Dileklerimi ileteyim öncelikle. Çünkü bir resim gördüm hafta içinde. Koltuk dilekleri de mi sahadaydı? Yanlış mı gördüm bilmiyorum. Evet evet aynen öyle. Değil mi? Aynı şekilde. Geçmiş olsun. Aslında bu sezon ben de özledim onları. Ben de onlarla bir onların maçını anlamayı çok isterdim. Belki nasip olur bakalım. Six Rent-A-Car cephesine gelecek olursak iyi başlamadılar. Ama bir şekilde kendilerini üst sıraya attılar. Artık bundan sonra hani buraları oynamayı seven bir takım Six Rent-A-Car. Dirençli bir takım. HD Sigorta'da eğer Sezer'in eksikliğini hissederse burada öz silahkeli rakibinin ben Six Rent-A-Car olacağını düşünüyorum. Esmer. Yani iki takım da şey biraz gol yollarında açıkçası Onur'u tuttuğumuz anda Six'te sıkıntı yaşıyorlar. Keza HD Sigorta da aynı şekilde. Yani şimdi onun maçlarına bakıyordum da son 3 maç 1-0 bitmiş Uğur Dilin. Yani bunlardan iki tanesini HD Sigorta 1-0 kazanmış. Bir tanesini 1-0 kaybetmiş. Yani bu hücum anı bak işte bu eğer Onur'u yani, durdurabilirlerse HD Sigorta'yı öne geçiriyor skor olarak yani avantaj olarak. Ki evet, iyi savunma yapmışlar bariz belli. Six de öyle. Six Rent-A-Car da yani o Ömer'in defanstaki performansı kaleci Ali Uskan cezalıydı. Gerçi bu hafta yurt dışında cezası vardı. Bitti o. Ama bu hafta da gelmedi. Yurt dışındaymış. Tamam, ama bu hafta maça gelecektir diye düşünüyorum. Aynen öyle. O yüzden çok yani çok çok kısır bir maç bekliyorum burada. Gerçekten böyle hani şuradaki geçtiğimiz maçların en kısırı bu olabilir. Gol sesi bile çıkmayabilir. O yüzden ben bu maç penaltıya gider. Penaltıda da yani Halil İbrahim var bir tarafta. Diğer tarafta Ali Uskan var. İki iyi kaleci ama Ali İbrahim sanki daha böyle hani fiziksel anlamda daha iyi alan kapatan bir kaleci. Penaltılarda da HD Sigorta geçer bu turu diyorum. Şimdi HD Sigorta için istatistiği verirken şunu söyleyelim. Mesela bir halı saha mücadelesinde bir takım kaç defa beraber yani 0-0 kalırdı. Sen şu anda benim gördüğüm evet. HD'nin bu iki defa var 0-0 ve bunlar da gerçekten evet. Önemli rakipler karşısında. Biri hatırlarsınız Kardan Tekstil. Diğeri de Arkas Parmport mücadelesi mesela. Hani savunma anlamında çok ekstra oynayan takım kazansa da kaybetse de böyle 1-0 yutuyor. İşte Halkbank karşısında 1-0'lı üstünlüğü var. İşte daha öncelerde Net Holding'i 2-0 yenmiş. İşte Hunca ile 1-1 berabere kalmış. İşte Çolakoğlu ile 0-0. Hep böyle hani golden ziyade önce tutup sonra atmayı düşünen bir takım. Pegos'a 1-0 kaybetmiş ki o Pegos'un o sezonki takımı hepiniz yakından hatırlıyorsunuz. Çok iyi biliyoruz. Evet. Bu arada hemen sözünü unutmadan şunu söyleyeyim. İşte bu HD Sigorta'ya Decathlon 4 tane attı. 4-0 yendi. O yüzden ben bu sezon Decathlon'u çok beğeniyorum. Tabii burada istatistikler her şeyin ilacı. Peki Six Rent-A-Car HD Sigorta mücadelesinde dedin sen Six Rent-A-Car'ı daha önde gördüğünü yani, belirttin. Sezer'in eksikliğini birazcık da varsayarak söyledim bunu. Çünkü sen Fatih kaçırmış olabilirim orayı. Sen hangi takımın? Ben bu maçın berabere biteceğini ve penaltılara gideceğini varsayarak penaltılarda da kaleci avantajından dolayı HD Sigorta diye düşünüyorum. Ama maç normal şartlarda normal şekilde sonuçlanırsa yani penaltılara gitmezse Six Rent-A-Car bu maçı kazanır. Benim de öngörüm bu mücadelede Six Rent-A-Car'ın %51 oranında daha önde olduğunu düşünüyorum ama bence 50'den de bile fazla 55-57 hatta yani ama penaltıya giderse yani penaltıya götürmeleri onlar için dezavantaj. Penaltıda burada bence tutanlar kadar atanların faktörü olur ama bence atanlarda HD'nin tecrübesi daha çok atan tarafta. Ama tutan tarafı tutuyor. Futbolcu mu penaltıyı kaçırır, kaleci mi penaltıyı kurtarır? Ya ben şimdi kaleci olduğum için tabii de kaleci kurtarır. O zaman niye şey yapıyorsun? Futbolcu kötü attığı için de kaleci kurtarır aslında yani. Çünkü halı sahada gerçekten hani o kale ne kadar hani mesafe çok yakın gözükse de kaleci doğru köşeleri yani belli bir köşeyi tahmin ettikten sonra uçtuktan sonra futbolcunun işi de çok kolay olmuyor. Hani bu oradaki o stres o heyecan da işin rengini değiştiriyor. Koca bir sezonu geriye atıyorsun ama bundan sonraki turda Öztürkiler rakip ama mağlup olmayacak bir Öztürkiler olarak da değerlendiremeyiz tabii ki de. Bu sezon tabii mesela Şükrü takıma monte oldu. Savunma anlamında da gelişmeler var. Daha çok ayağa top yapan bir savunma
tabii savunmada daha çok top yapan bir takım öngörüsü var. Yani Öztürkler bence geçen sezona göre bu sezon daha iyiler. Ama form grafiği ne olur işte onu kestiremiyorsun. Mutlaka Taner Karan'ın kenarda olması gerekiyor bence diye düşünüyorum ben. Geçtiğimiz sezonda hatırlayacaksınız sevgili Taner Karan'ın Uğur Düzün hakkında flash sözleri. Ardından final maçından sonra Vakıfbank'ın TGS'yi yendiği mücadeleden sonra Uğur Düzün'le yaklaşık 40-45 dakikalık bir telefon görüşmesi bizlerle de yapmıştı. Sen önce Didin'e sözü verelim ki Didin yarım kalan hikayesiyle devam etsin bakalım. Didin biraz ekrandan çıkmaya başladın. Biraz daha böyle gelsene sağa doğru hafif. Taner Karan kendisi mi oluyor şöyle? Yavaş yavaş kaçıyor sanki. Kaptanı çok severim. O da beni sever biliyorum. Yapmış olduğum bir yorumda bana bozulmuş. Yani bu tecrübede bu başarılara sahip birisinin bozulmasına hak veriyorum. Ama orada da haklı olduğumu düşünüyorum. Ki haklı da çıktım o maçta. Ama yine de... Ama bir dakika. Orada Fatih de muhtemelen hak verecektir. Haklı çıktın ama dediğin oran kadar doğru bir haklılık olmadı orada. Maç o kadar ezici üstünlükte geçmedi. Tahmin ettiğinden evet, daha kolay. Evet. Tahmin ettiğin kadar kolay maç olmadı yani. 2-0 mı bitti? Kaç çekişmedi o maç? Çok çekişmedi. Son dakikalarda koptu maçın. Tamam. Şeyi. Şöyle oldu. Deniz sakatlandı. Yanlış hatırlamıyorsam. Deniz'in sakatlığından sonra 2-0. Evet. Bitti. İkinci yarıda 2-0 mı oldu? Öyleydi sanki. Aynen, Deniz oldu. Sakatlandı. Orada tamam yanıldım. O kadar fark. İşte Taner Kaptan ona bozulmuş. Yani sen Öztürkler'in olduğu bir yerde %75 benim rakibime şans veremezsin dedi. Ya onda... Ama yani orada sen o cümleyi kurar kurmaz Nalbant'la ben de yok artık o kadar falan değil diye söyledik zaten yani. O hatta biraz ben orada diye. Çekinmesem yani Gökmen Özenak ben orada çok çekinmez Gökmen Özenak tepkisi verecektim. Taner abi sataşmak için söylediğini onu da biliyoruz zaten tabii canım yoksa şimdi, sen de inanarak söylemedin yani. Geçmiş zamanda bana çok kesmiş olduğu raconlar var. O yüzden alışım ben. Aynen sıkıntı aynen. O yüzden sıkıntı yok. Bu arada Savaş'ın bir yorumu var. Savaş'ın bir yorum var. Mustafa abi sen Altmak maçında da böyle söylemiştin. Şansımızı yine yanımıza aldık. Çok şükür demiş. Sana dua ediyorlar Mustafa. Öztürkler'e selamlar. Semih'le arada bir görüşürüm. Ona selamlar. Taner Öce'ye selamlar. Öztürkler kim gelirse gelsin. Favori takım. Yalnız Semih'i de andıktan sonra geçiyoruz bir diğer eşleşmemize. Tabii burada gelecek takımlar birazcık da hani performanslarını görerek Öztürkler maçını değerlendirsek sanki daha doğal. Çünkü Six'in de HD'nin de göstereceği performans bir sonraki aşamadaki değerlendirmemizi daha da kolaylaştırır diyorum. Ve geçiyorum Mafre Sigorta İGA. Mafre Sigorta gerçekten şu ana kadar katıldığı en iyi sezonunu, en pik yaptığı sezonu yaşıyor. Liga'da son hafta ortaya koyduğu performans özellikle ben burada Erbil'e de bir parantez açmak istiyorum. Savunmada Mustafa da Erbil'de benim çok dikkatimi çeken iki isim olduğu için söylüyorum Liga'da. Kaleci zaten tartışmaya gerek yok. Olağanüstü bir filebekçisi bence takım olarak. Net olarak değerlendirdim. Yusuf'u mesela sezon boyu en iyi kaleci arasına koyabiliriz performansı anlamında. Aday gösterebileceğimiz filebekçisi var. Çok güzel bir eşleşme diyebilirim ben bu eşleşme için Esmer. Evet bir de Hatip ismi var İGA'da. Evet Hatip yani, aynen bir de Hatip var. Atladım kaptan. İyi vuran, düzgün vuran, rakibini eksiltip hemen kaleye net bir şekilde diklemesine giden iyi bir oyuncu. Yani Batuhan'ın sakatlığı onları turnuva dışına atar diye düşünürken açıkçası küllerinden var oldular son maçta. Yani hepimizi yanılttılar, hepimizi ters köşe yaptılar. Tebrik ediyorum kendilerini. İyi bir mücadele ettiler. Hani Mahfre'ye karşı da aynı oyunu sürdürürlerse hani Mahfre'yi elememeleri de içten değil. Yani çünkü Mahfre'de de hani yani açıkçası Olcay'ı tuttuğun anda yani şeyde hatırlıyor musunuz? Türknet'te şey derdik işte hani Ozan'ı tutarsan Türknet'i tutarsın derdik ya. Mahfre'de de aynı şey var geçerli. Yani Olcay dışında çok fazla atak şansı bulamıyorlar. Yani atak üretemiyorlar. Bir oyuncu üzerine kurulu bir oyun stilleri var. Ama İGA öyle değil. İGA daha senaryoyu değiştirebilen bir takım. Ben açıkçası bu mücadelede İGA geçer gibi geliyor bana. Şimdi Sezen Erdoğan dilekleriniz için teşekkürler demiş. Six and Takar'ı bu kadar övdükten sonra sahaya çıkmazsak ayıp olur demiş. Hayır şimdi bir dakika. Bak, ben oyumu Sezer'in sahada olmayışına göre değerlendirdim. Çünkü Sezer
bu takımın %25'i %30'udur belki de benim için. Sezer'in bence takımın %25'inden daha ziyade Sezer'i şöyle değerlendirelim. Oyunun skorunu her an değiştirebilecek bir isim. Böyle uzaktan attığı gol öyle. Beklenmedik şimdi. Bir bakıyorsun orta sahadan bir şut çıkartıyor. Şey söyleyeceğim. Oyunun ya skorunu oyunda... her an değiştirebilecek oyuncu diyorsunuz. Toplamda HDS Sigorta her maç bir gol atmış ya. Neden bahsediyorsunuz ben anlamıyorum. Hayır, ben bu sezona göre değerlendirmem İsmail. Sadece bu sezon değil HDS Sigorta. Bak Sezer'in her sezon jeneriklik muhakkak bir ya da iki golü vardır bu turnuvada. Bak her sezon. O da bu turda mı olacak diyorsun? Yani bu turnuvada hiç nasıl olacak bilmiyorum sakatlığından sonra ama ben burada aslında en büyük övgüyü kendisine yaptım. Bu arada Fatih bu sezonki Gav Sigorta maçında tek golü atan adam da Sezer. Bu parantezde açalım sana. Bir tane gol attı. Zaten o da dakika 3 müydü 5 miydi? Gol oldu. Bir maç öyle bitti ya. Ama yok. Daha önceki ev yap maçlarında da Fiyatik'ten attığı golleri var. Sezer'in hani şimdi o kıstasa girersek Sezer'le Faruk Karabeyli. Sezer'le. Tabii Sezer'le Faruk Karabeyli. Sezer'le Faruk Karabeyli ikisi çok farklı ikililerdi. Yani bunu net olarak söylemek lazım. Öztürkiler'le 3-3 biten efsane maçımız zaten onun rövanşına çıkmak için elimizden geleni yapacağız demiş. Evet o maç da çok efsane bir mücadeleydi. Bir yorum daha vereceğim ekrana ama vermeden önce şu anekdota geçeceğim. Şimdi yayını yaptığım hani gördüğüm kamerayla tam arkasına düşen ekran reji ekranı orada yorumları yarım okuyorum. Hani böyle yarım görüp hani sonra yayını arada böyle eğilip bakıyorum ya görüntü. Şimdi okurken Erbil Bey sakatlığından dolayı 3 haftaya kadar okudum tamam mı? Dedim ki adamı övdüm 3 hafta sağlardan yok diye. Böyle bir korku. İçim böyle korku. Sen korkunca bir sandalyeden düşmüş programı izlerken. 3 hafta aramızda olamamış demiş. Şükür sağlığı yerine gelmiş. Lakin bu sefer de Batuhan'ı kaybetti. Ya bunların hiçbirinin suçlusu ben değilim. Batuhan'ı övdün mü? Hiç yok. Hiç konuşmadım. Batuhan'ı kesin övmüştür çünkü Batuhan çok iyi topçu. Ben içinden geçirmişsindir. Yani. Bir helal olsun demişsindir. Belki bize söylememiştir ama ya da ne bileyim hani maçı anlatırken Batuhan harika oynuyor falan demiş bir şey demiştir yani. Kesin demiştir abi. Yok öyle bir şey. Yok. Ama Erbil'in de gerçekten çok ekstra bir yetenek olduğunu, çok soğukkanlı yapısıyla, bak böyle tarzı falan da böyle farklı. Bu Galatasaray'ın bir tane futbolcusu vardı. Hani saçları sarıydı, stoper oynar. Kaç yaşında? Onu söyleyecektim. Kaç yaşında? Abel. Aynen Abel abi. Aynen. Erbil'in yaşına bilmiyorum ama görüntüsü, karizması bence görüntü ve karizması 35-36 ya. 37 yaşında yani Max. Doğru işte eğer yaşı 37 gözüküyor sistem. 37 aynen. 36-37 tam yani. Çünkü o saç beyazlamaları bende de var ya. Oradan anladım yaşını ben onun. Tam Katar Sözleşmesi gelmiş Nalbant. Tabii. Tam Katar Sözleşmesi gelmiş. Aynen. O Katar Sözleşmesi dediğin gibi gelmiş. Burada ben de oyumu Iga'dan yana kullanıyorum. Turu Iga'nın geçeceğini düşünen ama Manfred'in de her zaman o sürprizleri yapabilecek kalitede ve kalibrede olduğunda eklemek lazım. Çünkü Olcay faktörü var. Olcay'ı da sevgili Ordu'nu sen de iyi hatırlarsın. Hiçbir zaman kameramanlarımızın yakalayamadığı golleri atan isim. Santra'dan her zaman yukarıda. Bir tök bir isimden de attığını izledik ki bu sezon gene aynı gol atıyor. Olcay'ın üç tane gol attıysa belki bir tanesini çekmişizdir. Olcay bu sezon da attı. Yine yakalayamadık o golünü diyelim. Ama ve tabii ben de ilk dedim ama 51'e 49 diyorum. Hani böyle çok büyük bir şey vermiyorum yani. Tabii çok uzak değil. Bu turu geçen takımın rakibi de turnuvanın şampiyon apoleti çok yüksek olan SGS olacak. Tabii ki de işleri çok da kolay olmayacak. Ama tabii şunu da görmek lazım. SGS de form grafiği olarak kötü başladı sezonu. Biraz daha yukarıları taşımaya başladı gibi geliyor bana Esmer. Sen ne dersin? Evet yani SGS ilk maçtan son maça doğru hani böyle bir şey gibi hızını alan bir tren gibi önce bir yavaş yavaş başlayıp ondan sonra raylarda böyle bir süzülüp daha sonra yükseliş trendine geçti. Hani başta lafını da ettik. Ferhat Yaşar da teknik sorumlu oldu. O da Murat abinin o eski hani sonuçta en baştaki şeyle biraz tecrübe kazandıkça daha böyle ateş söner ya. Şu an Ferhat'ta o ateş var. Yani takım 5-0 öndeyken bile yapılan hatalı pasa bağırıyor, uyarıyor. Ama tabii bu bağırmayı dezavantaja dönüştürmemesi lazım. Yani tabii ki oyun mesela bazı pozisyonlarda İbrahim'e çok yüklendiğini düşündüm ben de mesela. Onu da maçtan sonra işte Güner'le falan da konuştuk, şey yaptık. Hani onu iyi yönetirse SGS zaten aynı SGS. Yani üzerine de Yakup gibi ismi koymuş bir SGS. Farklı bu sezon gelen
Erdal'ı işte savunmaya çekip daha iyi bir savunmadan çıkış sağlayan, ayağı sağlayan bir SGS olmuş. O yüzden buradan gelen hangi takım olursa olsun ben SGS'nin yine geçip çeyrek finale ulaşacağını düşünüyorum. Şimdi bir kere Ferhat şu değil. Hani kenardaki hani o, şimdi belki Galatasaray taraftarlar kızar, katılır bilmiyorum ama bir Necati Ateş gibi konu mankeni olmayacağı kesin kenarda. Bir görev mentalitesi, futbolu koşuyor. En azından kaleci olduğu için zaten geriden oyunu okuyabilme yeteneği var. Bir kaleci olduğu için. Hani kalecilerin genelde yapısı budur. Geriden oyunu okuyabilen yeteneklerdir. Ama ben şunu gördüm senin dediğin gibi. Dedim bak şu örneği vereyim. Mesela devre arası oldu. Döndü Yakup'a dedi ki ya ısınsana abicim diyor. Yani ısın ya diyor. Isınmıyorsun sonra yok ayağım yok oram yok buram diye şikayet ediyorsun diyor. Yani takıma böyle bir sinerjisi var. Ama Nusret'in bir sakatlığı var. O sakatlığın durumu da tabii çok önemli. Çünkü Erhan da sakatlandı biliyorsunuz. Ameliyat oldu. Bir detay vereyim sizlere. Sevgili Murat Coşan başkan olduktan sonra kulübe her hafta masör gelmesini talimatını vermiş. Yani her hafta içi bir gün SGS'de masör var. Bizi de ağırlayabilirler yani diyorsun. Fizik tedavi için. Bir şey soracağım. Murat Hoca soyunma odasına girebiliyor mu? Ferhat sokuyor mu içeriye? Ben olsam sokmam. Ben onu soracağım. Girebiliyor mu şu anda? Eğer zaten bak biz bu hafta yeni öğrendiğimiz için o detaya dikkat etmedik açıkçası. Çünkü biz sahaya çıktığında öğrendik. Hani Ferhat'ın teknik direktörü. Bir baktım kenara Coşan tribünde dedim Coşan'ın bir geçen haftalardan cezası falan var ama öyle bir top da oynanmadı. Hani öyle bir ceza alacak hani biliyorsun Murat Hoca sever hani çıkar böyle. Çok sever. O çok ince sever. Ayarları güzel yapan bir hoca. Şimdi döndüm bir cezası yoktu. Döndüm bir baktım Ferhat kenarda direktifler, hamleler. Aa dedim olaylar değişti. Bu senin bahsettiğin detaya da bu hafta fazlasıyla bakacağım. Eğer Murat Coşan zaten o kapıdan içeri giriyorsa yani ikinci hafta daha doğrusu bu hafta ondan sonraki hafta. Aziz sanırım Aykut Kocaman'dan bir farkı olmaz bu takımın. Ferhat tam bir piyon. Yemek masasında hani bu bir iki ay önce gördük ya Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'a bir sofrada oturuyorlardı. Aynen hani, öyle. Aynı sofra mevzusu torpille gelen şimdi, hocam. Şu anda şunu söyleyeyim. Bir program başında Ferhat'a bir salladım. Ama şöyle bir gerçek var. Yıllardır gördüğümüz bir şey var. Ferhat bu takımda bu işi belki de en çok ciddiye alan adam bu takımda. En bak, çok inanan bir de. Her inanan, zaman inanan. En çok ciddiye alan, en çok ilgilenen. Yani o en çokların başına en başına ben muhakkak Ferhat'ı yazarım. Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Belki günler öncesinden saatlerce konuşmuşuzdur. Bilgi almıştır benden. Fikrini söylemiştir. Bilgi alışverişi yapmışızdır. Yani tamamen yaşayan, olayın içinde olan bir adam. Bu yüzden eğer hani şaka bir yana program başında salladım ama hani bir samimiyetim var ona o şekilde söyleyeyim. Oraya bir adam gelecekse o adam zaten Ferhat olmalıydı. Ben de katılıyorum kesinlikle. Yani diyorum ya sadece benim izlediğim, benim gözlemlediğim kadarıyla şu an o üzerinde hissettiği belki hani yeni geçtiği için baskı da vardır, başarılı olmak istiyordur, onun da bir heyecanı vardır. Zaten kendisi de böyle yani ateşi seven bir kişiliğe sahip. Her pozisyonda oyuncularına ikaz etmenin gerekliliğinden bence biraz şey yapmalı. Yani kendine bir şey yapmalı. Olur Ayşe oyuncu onu kaçırabilir. Yani kenara çeker söylersin. Çünkü sanki oyuncuları da demoralize etme durumu oluşabilir gibi geldi. Murat Ferhat, Hoca bunu yapmadı çünkü. Murat Ferhat, Hoca 3 pozisyondan en gereklisinde bunu yapıyordu. Ama Ferhat 3 pozisyon 3'ünde de uyarıyor. Böyle ama olmaz. Şimdi o da yani yerde, şimdi Murat Koçan dediğin senin adamın evet. 12-13 yıllık mazisi yani var bu işte, ama bu 12-13 yılında Ferhat 12-13 yıl onun yanındaydı. Ayrı ama bir yerde bir şeyler öğrenmiştir yani. Hayır, ilk kez büyük sorumluluk. İlk kez bu takımın başında hoca olarak çıkıyorsun. SGS gibi şampiyona paletli bir takımda direkt başlıyorsun hocalık kariyerine. Bu çok kolay iş değil. Evet. Tamam. Nalbant'cığım ben de diyorum ki 5-0 öndeyken yani İbrahim'in yaptığı ya da işte Ramazan'ın hatalı verdiği pas da bu kadar çıkışmanın yani orada bak uyarının şimdi çok önemli olmadığını düşünüyorum. Yani biraz bazı şeyler onun ters sebebidir diyorum. O da onun şov kısmı. Ama şimdi Ferhat, bir dakika. Bilemiyorum. Ferhat şovu sever. Ferhat bu işin şovunu da sever. Tribün sever. O da lazım. Tribün sever. Aynen. Ve Ferhat sağ içinde de
çok sakin kalabilen bir oyuncu değildi. Kenarda onun sakin kalmasını da beklemeyi mümkün değil. Ama işte artık kalmalı. Artık çünkü kalamaz. Şey değil. Kalamaz. Gerekli adamı çok iyi tanıyorum. Mümkün değil. Kalamaz. Kalacaksın, zarar verirsin. Kalamaz. Hatırlıyor musun? Kimdi o yani? Suminika mıydı? Her maç kırmızı kart deyip atılıyordu şeyden. Ama o lazım. Kaç... Ya, nasıl lazım ya? Sen takımını yalnız bıraktıktan sonra, kırmızı kart yedikten sonra yemişim senin heyecanını yani, anladın mı? Bu kırmızı kart yiyecek şekilde heyecanlı olmasın ama yok, o heyecanını Ferhat, o sahada yaşayacak. Demiyorum. Hani yerse eğer diyorum yani. Ferhat bu olayı yaşayan bir adam. Ferhat'a sen ne kadar sakin kal dersen de kalamaz. Mümkün değil ya. Bak sakin kal demek başka. Hangi gereklilikte uyarımı yapmamı yapmak başka. Yani diyorum ya sana 5 tane pozisyonun 5'inde de uyarı yapmaman lazım. Kendini de yorarsın, takımı da yorarsın. Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum yani, izleyip göreceğiz birlikte. Bence SGS'nin ihtiyacı olan şu anda Murat Coşan değildi, zaten Ferhat'tı. Şu anda SGS'nin tek olayı Murat Coşan'ın soyunma odasına girip girmemesidir. Ben net söylüyorum. Tabii şimdi o öngörüleri de hep birlikte göreceğiz. Bu arada SGS için de şöyle bir haber daha verelim. Bizlerin de üzüldüğü aslında bir haber. Şimdi Uğur Dün, sen de duyunca çok üzüleceksin. Sevgili Mithat Kaptan SGS ile yollarını ayırdığını dile getirdi. Gerçekten mi? SGS deyince akla gelen 3 isimden biriydi. Yani Murat, Mithat, Ferhat diyorduk. Yani Murat, Mithat, Ferhat diyorduk. 3 isimden biriydi kendisi. Kendisi firmayla yollarını ayırdı. Bu arada transfer tekliflerine de açık. Hem futbol tecrübesi hem de iş tecrübesiyle bence Business Cup takımları muhtemelen şimdiden transfer listesini almıştır diye düşünüyorum. Çok az önce sevgili Seyhan Dinç bir yorumda bulundu bana, WhatsApp üzerinden yazmış, şimdi gördüm ben de. Direkt yorumu da şöyle bakayım: bu nasıl kuradır ya demiş. Şimdi gerçekten ağzı aynen. Bu Armağan izliyorsa yayını. Şimdi Seyhan Dinç, sağ taraftaki bütün takımlar elinize sağlık dedi yani bu hani, Seyhan Dinç'in yorumunu görünce ben de dikkat etmişim tam ağaca. Hani Hunca öyle bir ağaçta ki. Aynen. Nereden başlasam, nasıl bitirsem ağacı olmuş yani, gerçekten çok böyle zor. Böyle bir şey olmuş değil mi? Pastırma gibi arada. Yani şu kurtlar sofrasından çıkmak çok ama çok zor. Hani gerçekten Hunca'nın şu kurtlar sofrasından çıkması aşırı zor. Erken final var mı size? Erken final diyeceğiniz karşılaşmalar çok net. Eğer SGS Öztürk'ler maçı çeyrek final olursa bence çok büyük erken final. TGS evet. Hunca. TGS diğer Hunca bence ideal bir çeyrek final eşleşmesi zaten ya. Papara Decathlon. Evet, aynen. Ya, tabii bunlar şimdi birazcık da hani önümüzdeki haftaların hani eşleşme değerlendirmesi olur. Çünkü daha birini geçmeden biz ta 3 eleme sonrasına gidiyoruz. Bunu en çok evet değerlendirdik. Bu durum çok doğru olmayabilir etik açıdan ama. Yani erken plan var mı öyle şey? Işte erken, bence burada yani net olarak yıllardır karşı karşıya finalde denk gelen iki takım yani SGS ve Öztürk'ler bence buradaki en erken eşleşme diyebilir. Yani, evet. İkinci tur olarak gerçekten çok erken eşleşme. Hani bir final adı olmayan bir eşleşme. Hani çeyrek evet final, yarı final ve final diye adlandırmadığımız çok erken eşleşme olarak değerlendirebiliriz bu ikilinin eşleşmesini diye düşünüyorum ben. Ben sana WhatsApp'tan geçen sezon senin yaptığını yaptım. Finali yazdım. Yazdın mı? Yazdım. Şu an okuyorum ama tabii sesli okumayacağım. Okuma, aynen. Ben, ben de senin aslında o yazdığını biz de aslında daha doğrusu Fatih'le sezon başından beri de çok konuşmuyor değiliz değil mi Fatih o finali? Bakayım. Yani çok katılmıyorum ama ben de kendimi tahminimi yazayım şimdi. Benim 29 de, Mart 2022. Yok, zaten bizim WhatsApp'ta kayıtlı olacağı için daha önce de biz o kayıtları hep alıp gösterdik. Ben de abi imkansız. İmkansız. İmkansız mı? İmkansız. Bakalım. Ben de tahminimi yazacağım. Ben de tahminimi yazıyorum şimdi. Okuyacağım şimdi. Okuyacağım. Benim de tahminim bu yönde. Hangisi? Aynen dediğin ha. Ha, benimkini aa bana katıldın mı sen? Hayret. İmkansız. Hadi bakalım. Bakalım hep birlikte göreceğiz ilerleyen haftalarda neler olacak. Bizler de takımlar gibi merak ediyoruz. Aslında geçen sezon Mustafa şey demiştik. Hani böyle elle yerleştirsen böyle çok güzel olur demiştik ya. Yine ona benzer bir ağaç çıkmış sanki. Güzel olmuş maçlar, karşılaşmalar. Tabii hani şunu da konuşmak lazım. Takımların artık kaliteleri de birbirine çok yaklaştı. Hani evet, birebir yeteneklere bakıyorsun, oyun şablonlarına bakıyorsun. Gerçekten birbirine
fazlasıyla yakın kaliteler var. Bu sezon belki Uğur Dün uzaktan takip etti hani birçok mücadeleyi ama sahada biz şunu gördük hani özellikle Fatih'le bu son hafta onu konuştuk saha içinde. Beşinci torbadan gelen, son torbadan gelen takımların yaptıkları sürprizler vardı. İşte Papara, Mars Lojistik. Evet, evet. Bunlar gerçekten bu sezon ki bence İGA'yı da ekleyebiliriz artık hani bu şablonun içine koyabiliriz hani performans grafikleri olarak. Bu tip takımların olması da turnuvayı farklı, renkli hale getiriyor ve getirmeye de devam edecek. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Güzel eşleşmeler var, güzel değerlendirmeler var ve şu gerçek de var. Ramazan yayını girmesiyle birlikte cumartesi günü artık yani oruç tutacak oyuncular da olacak muhtemelen. Tutmayanlar da olacak ama işte bu dengeler bile birçok şablonda, birçok performans grafiğinde farklı durumlar yaratacak diye düşünüyorum ben. Eklemek istediğiniz varsa yorumlar alalım. Ya, ardından vedamızı yapalım. Şu var. Bereyle karşılaşıyor. Herkes bere takmasın ya. Cumartesi gelecek misin? Cumartesi günü beremi takıp geleceğim. Aa, sen cumartesi çalışıyordun değil mi? Sen ne yapacaksın? Evet, cumartesilerde sevgili Uğur Dün'ün çalışması var. Mecbur mesaisi var. Uğur Dün'ün çalışmazsa bu dünyada patlayan tekerler dönmüyor maalesef. Evet. Yolunuz düşerse de Bostancı'da zaten kime sorsanız gösterir Uğur Dün'ün dükkanını. Peki çok teşekkür ediyorum. Uğur sana da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten programı özlemişim. Gerçekten özlemişim. Programa katılman ve izleyenler de zaten seni fazlasıyla özlemiş. Tabii cumartesileri mesaiden erken çıkıp gelme şansın olursa en azından son iki maça kadar yetişme şansın olursa bundan sonra çok istiyorum aslında. Devam edecek. Sadece yarı final çarşamba zaten ona mutlaka bekliyoruz. Saat 10'da olacak geç saat. Evden teraviye diye kaçıp gelebilirsin. Aynen. Aynen. Teraviye diye çıkıp ateş salonuna giderdi ya bu. O ayrısını yapacak şimdi. Aynen. Teraviye diye çıkıp kaçıp gelebilirsin. Seccademi alıp öyle geleceğim. Aynen. Tüm takımlara başarı dileklerimizi iletiyoruz. Gerçekten bir kere şunu ben söylüyorum. Tüm takımlar artık taraftar desteğine ihtiyacı var. Havalar da güzelleşiyor ki yaklaşık 10-15 derece daha artacak diyorlar hani haberlerde. Hafta sonu 30 derece diyor. Tamam, Seyran Tepe 20 derece olacak anlamına geliyor bu. Aynen. Seyran Tepe'nin 20 derece olacak. Seyran Tepe'nin olması için bayağı bir küresel ısınma olması lazım yani. Bütün takımlarımızı taraftarlarıyla birlikte o yeşil zemine bekliyoruz Yedinci Park Arena'ya. Fikstür de muhtemelen yarın saat 17'ye kadar açıklanacaktır diye tahmin ediyorum. Editör arkadaşlarımız bunu hızlı bir şekilde açıklayacaklardır diye tahmin ediyoruz. Benim ekleyeceklerim bu kadar. Sevgili Ordu'nun eklemek istediğim bir şey var mı takımlara söyleyeceğim? Özlemişim. Bu ortamı özlemişim. Sizle birlikte olmayı özlemişim. Fırsatını bulursam cumartesi günleri belki biraz zor olacak ama muhakkak. Zaten çarşamba günü inşallah oradayım. Yine gelmeye çalışacağım. Bu çarşamba değil bu arada. Biliyorum. Bu çarşamba ya bu çarşamba da gelirsin fark etmez. Ben gidersem sen de gelirsin. Sevgili Esmer. Ben de gerçekten tüm takımlara başarılar diliyorum. Sakatlıksız umarım keyifli bir tur olur oynayan takımlar için. Bay olan takımlar varsa ekranda izlemek yerine gelsinler. Hem muhabbet edelim hem çay içelim. Orayı bir şenlendirsinler, konuşalım. Rakiplerini görme, canlı izleme imkanları olsunlar. Hakemlerimize de hakem şansları yanlarında olsun inşallah. Güzel bir hafta sonu olsun diliyorum şimdiden. Ben de izlediğiniz için bize tekrardan teşekkür ediyorum. Bu arada programla eş zamanda olan Türkiye-İtalya maçında da İtalya'nın 2-1 önde olduğunu belirtelim. Öne geçtiğimiz mücadelede 2-1 geriye düşmüşüz. O Portekiz maçı kaç? Portekiz Makedonya? Ona bakmadım. Türkiye maçı dikkatimi çekti ama Portekiz maçı ben bugün olmadığını düşünüyorum. Hayır ya bugündü ya. Ona da bakalım. Portekiz'de Makedonya önde. Portekiz 1-0 önde devre arası. Aynen 1-0 öndeymiş. O bilgiyi de aktaralım izleyenlerimize. Güzel katılımlar oldu programa. Biz buradan aslında hazır veda eden takımlara da teşekkürlerimizi iletelim tekrardan. Gerçekten güzel bir sezonu geride bıraktık. Üzüldüğümüz takımlar da oldu. Yani bu elenen gerçekten alt takımın altısı da hani elenmemek için yoğun mücadele verdiler. Bak Yılkomer'i burada parantez içinde ayrı tutabiliriz ama onlar zaten keyif için katıldıklarını 8 kişilik kadroyla gelerek zaten belirttikleri için onları ayırabiliriz ama diğer kalan 5 takım da son ana kadar tur şansını devam ettirmek için büyük mücadele de gösterdiler. Bunu da ekleyebiliriz buraya. Bakalım artık hep birlikte pazar günü neler olacak göreceğiz. Bizler de aşırı merak ediyoruz. Bu ayca cumartesi günü artık Business Cup sıralanlığı pazar olduğu için. Aynen, pazar,
Pazar kimse günü, gelmemiş cumartesi sen böyle dedin diye. cumartesi günü büyük bir heyecana tanıklık edeceğiz. Hep birlikte göreceğiz bakalım neler olacak. Teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Bol şanslar. Teşekkürler. Herkese bol şanslar.